İnsan içinde kalanlar kadardır derdi büyük annem. İçinde o kadar çok şey birikir, o kadar çok şey kalır ki. Bizi biz yapan da bunlardır derdi. Benim içimde çok şey kaldı. Çocukluğumdan beri o kadar çok yarım kalmışlığım var ki. Bazen bir anne... Bazen bir arkadaş. Bazen yalnızlık. Bazen geç kalınmış bir aşk. Çok zamanlar kaybedilmiş bir sevda. Benim içimde kalan en büyük eksik o oldu. Bağlamanın teline vurduğum, bir mikrofona söylediğim türküler. Türküler. Güzel onlar anlatır yarım kalmışlıklarımızı. Türküler sarar yaralarımızı. Türküler aşık eder. Türküler hasret çektirir. Türküler su serper yüreğimize. Ben Asuma. Bu yaşıma kadar pek çok yarım kalmışlık oldu içimde. Ama galiba en büyüğü oydu. Kendimi gerçekleyememek. Bağlamamla, sesimle, soluğumla var olamamak. Benim de nasibime düşen buydu. Sus sen burada ya. Gördün mü patladı? Hem ne gülüyorsun Erkan, çok mu komik? Hem sen sabah sabah ne arıyorsun burada? Sen ondan önce uyanmazsın ki. Seni özledim. Uyku tutmadı. Şişt, beklerdiğimiz gibi kokuyu almayı senin parça. Hazır uyan böyle uyanmışken size kahvaltıya mı gelsem acaba? Ya Erkan saçmalama ya, olmaz. Hem anlar bizimkiler sonra. Allah Allah. Ne anlayacaklarmış? Şey işte. Neyi? Şeyi. Ne lan? Ya söyleyecek misin şey işte? Şey gibi ne oldu mu? Duyacak şimdi. Nasıl duysunlar? Yalan mı sanki? Bizi duyacak. Ya değilsin Erkan ya. Erkan bak. Bak bu aramızda olanlar. Yani bizim arasındaki şey. Ben daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Dünden beri bir rüyadayım sanki. O yüzden bir süre aramızda kalsın oğlum, kimse bilmesin. Nasıl yani? Biz böyle gizliden gizliye mi görüşeceğiz? Bir süre öyle olmak zorunda. Yani bizimkiler duyarsa yakamızı bırakmazlar. Yani uzaktan akraba gibi de olduk zaten. Ya iyi de ben seni görmek istesem ne yapacağım o zaman? Ya sen bulursun bir yolunu. Bakın ben eve geç kaldım şimdi. Ramazan abim başlayacak, nerede kaldın kız diye. Git bir gören olacak. İyi tamam. Hadi. Şişt, bana bak. Öğlenlikle bu çay bahçesinde seni bekliyor olacağım ha. İlçedeki ama. Bak bir şey demiyorsun ama. Tamam mı? Tamam. Hayır. Tamam mı? Tamam. Hadi.
Yanmıyor değil mi? Hadi kaç et yok musun? Yok, şey yapma. Yok, yanıyor. Seninki yanıyor mu? Yok, domatesi güzel diyorum. Domatesi de mi yanıyor? Of, nerede kaldı ya? Öldü kaşıktan. Filiz ablan dalgın biraz. Oğlum düşten düşüne geliyordur o. Al işte ya. Ben dedim size hemen ben gidip alayım diye. Vallahi midemin içinde ses yarışması oluyor şu an. Ve hiç iyi sesler gelmiyor vallahi. Tabii tabii. Seni gönderelim de gidip patlayan şeker al bütün parayla değil mi? Ne yapalım? Kan şekerimiz düşüyor. Kan şekeri. Oğlum senin şekerin ne zaman düşmedi acaba? Düşmediği bir gün varsa yemin ediyorum kurban keseceğim ha. Aha. Al işte bak. Yine düştü. Bak elim ayağım titriyor görüyor musun? Anam. Terleme de geldi zaten. Yavrum. Allah çocuğum kan şekeri düştü ya. Kan şekeri düştü, sen ne yapıyorsun? Kaç lan şuradan, kaç. Oğlum, oğlum iyi. Ne bakıyorsun lan? Çocuğun kan şekeri düşmüş. Ne yapalım? Allah Allah ya. Baba çocuğu yüz verme ya, şımartmış çocuğu. Ver dedi ver. Aslan dedem benim ya. Bak. Bir 18'ime gireyim, ismimi Hüseyin diye değiştireceğim ya. Lan vallahi sen gerçek bir torunsun. Ulan bir sucuğa sattın bizi ha, yemin ediyorum. Ama ben üsteleyeceğim sana. Gel görüşeceğiz seninle Mete Bey, otur bakayım görüşeceğiz. Allah, ekmekler geldi. Vallahi ekmek geldi. Kusura bakmayın ya, ekmek çıkmamıştı, onu bekledim. Aman aman, iyi pissin, iyi pissin de gerisi çok önemli değil. Geldik. Hadi buyurun, soğutmayın sucuklar. Ekmek verip peşit. Kız, örgülü. Bak öyle itle çakarına takıldığımı görmeyin. Vallahi bacakların kırar mı seni? Şşt. Ramazan, ne iti ne çakalı ya? Rahat bırak kızı. Hı. Peki. Hı. Hadi bak. Ay biz koyardık, sen ne yapıyorsun? Koyarım. Geç kaldım ya vallahi. Hadi size afiyet olsun. Hadi işte. Ufak bir işim var. Siz devam edin, devam edin. Hadi. Yusuf'um, televizyon açsan oğlum. Dizi başladı. Oğlum şu ekmeğe uzatsana. Oğlum hadi kahvaltını yap. Hadi. Anam sen de mi sardın Hint dizilerine ya? Rahmetli babama kızıp duruyordun. He ya, kızardım. Kızardım ama yani sesi duyunca bilirdim ki Muammer'im izliyor. Şimdi televizyon açıkken sanki o varmış gibi. Yani koltukta oturmuş, elinde kumanda bakıyormuş gibi. Hiç gitmemiş gibi. Öyle yani. İnsan şey yapıyor işte. Yani'cim, sen böyle her kahvaltıda böyle duygusallaşacaksan biz Veysel'lerde yapalım bundan sonra kahvaltıyı. Hiç. Ya karışmayın anneme. Duygulanmak istiyorsa duygulansın değil mi annem? Yok kızım, haklılar. Sen şimdi yüklüsün, seni üzmememiz lazım. Yani kusura kalmam. Evet ya, Elif de son zamanları çok duygusal. Her şeyi ağlamaya başladı. Aşk olsun, her şeye mi? Bir tanem geçen ezilmiş bir tane çiçek gördüm. Başladın hüngür hüngür ağlamaya. Yalan mı ama? Niye ezmişler ki o çiçeği? Öyle yazık değil mi? Daha tomurcuğunu bile açmamış.
Aa, Elif, ne yapıyorsun kız? Ay, ne yapayım, çok duygusalım. Kızım, sen öyle her şeye ağlayıp niye üzüyorsun kendini? Bu dünya imtihan dünyası. Sen bu dünyada gülen var mı sanıyorsun? Herkesin bir derdi var. Bak, bizim evini aldığımız adam, o da neler gelmiş başına değil mi? Ya bizim evin eski sahibi, Bozkır'da Bülbül Divanesi diye bir adammış. Depremde ailesini kaybetmiş de. Üzme, üzme ne olur, kendini üzme ne olur. Ay, ve sen ne yaptın ya? Ben bir şey yapmadım, zaten ağlıyordu. Ayrıca ben başladım, babam başladı. Yok yavrum, Elif'in kendi hissiyatı. Ya, pardon. Efendim Ramazan, hiç sırası değil ya. Ne? Nereye? Ya ama ben hiçbir suretli... Ya ama ben kahvaltı... Hayır, ailece kahvaltı. Oğlum müsaitti. Lan lan sus! Tamam! Kapat, geliyorum. Manyak! Gidiyorum ben. Ramazan! Geleceğim ama masayı toplamayın. Geleceğimi düşünüyorum. Çabuk gel o zaman. Dur dur, şunları da almadım ya. Ekmek versene bana. Peynir. Ekmek, peynir de var. Peynir, bir tane de peynir. Güzeyi güzeyi Emi yengem ağlama. Hadi bakalım. Masan da bıktırıyor bazen yani. Şunu koyalım bakalım. Halim annem, çayın tazeliği mi bittiyse? Yok kızım. Kahvaltı bitti gitti, sen oturmadın daha. Hı? Otur hadi, otur otur. Oturacağım, oturacağım. Şey, ekmekler yanacak. Kızım ben bakardım. Dur, dur. Vallahi patates kızartması çok güzel olmuş. Yumurta da, poğaçalar da, hatta börekler de. Dur oğlum biraz yavaş ya. Arkandan atla, bu kovalıyor. Tıkanıp kalacaksın sonra. Bak benim eve geldiğin zaman ye ye diyorum. Yemiyorsun. Burada sen anneni yemekleri diye yutuyorsun. Açık olsun. Ne yapayım? Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Öğretmen Hanım, ne bu telaş ya? Böyle sakin olsana biraz. Sakin olamıyorum Taner ya. İstiyorum ki her şeye bak kusursuz olsun. E zaten her şey kusursuz, her şey çok güzel. Baksana Ali bayıldı kahvaltıya. Ya normalde bu kadar yemez de. Artık yani nasıl içine sevgini kattıysan durduramıyoruz arkadaş. Canım benim ya, yerim o. Ya demek ki yani kahvaltıyı her gün sen hazırlasan yani iştahsızlık falan kalmayacak. E olur aslında. Yani dip dip oturuyoruz zaten. Çıkın gelin her sabah bize kahvaltıya. Ha, nasıl her sabah kahvaltıyı burada mı yapalım? Ha, ne olacak ki canım? Bizde her sabah illa güzel bir kahvaltı hazırlanıyor. Kimse de kahvaltısına yatmadan gitmez. Biz de yapalım kahvaltıları. Yani biz de yapalım. Hem bak sen bizim mutfakta bir kahvaltı hazırla. Yemin ediyorum ben daha önce mutfağa girmemişim dersin. Allah Allah, sizin mutfağın ne farkı varmış? Yani bizim mutfağın bir farkı yok şimdilik. Ama şimdilik yok. Ya benim kafamda böyle baştan aşağı yenileme planları var. Yani sonuçta yani yeni gelin mutfağı alacak değil mi? Yani güzel olmalı, böyle yeni olmalı. Ha, öyle yenileme dediğim de öyle aylarca süren bir şey değil ya. Ya şey gibi düşünün, üç günlük bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, sen mesela yarın yapalım de düğünü. Biz böyle amcaoğullarımla giriştik mi tek gecede hallederiz düğünü. Aman, mutfağı. Mutfağı. Yarın mı? He, lafın gelişi ya. Hafta sonu, hafta sonu da olur. Hafta sonu. He, işte lafın gelişi. Bak amcaoğlum dedim, amcaoğullarımla Ramazan arıyor. Ya açsana yavrucuğum, belki önemli bir şeydir. Hani ekmekleri götüreceğim zaten içeri. Aç aç. Efendim Ramazan, he? Ne var amcaoğlum? He, ne var? Allah aşkına ne var ya? Hayır, gün içinde aranacak onca saat varken sen bu anı mı buldun Ramazan? Söyle ne var Ramazan? Nasıl? Nereye la? Ben kahvaltı yapıyorum şimdi. Nerede oğlum? Bizim evin önünde mi? Taner, kapat kapat. Boşa yazmasın.
Ya ne oldu Allah aşkına? Ne oldu? Kahvaltının en güzel yerinde ya. Ne bileyim ben amcaoğlu, Allah Allah. Bu saate kadar kahvaltı mı kalır? Oğlum bugün cumartesi ya, çocuklar tatil, ailecek bir kahvaltı yapılacak. Ya Allah Allah, yarın yaparsınız. 40 yılın başı bir işim düşmüş ya. Ne oluyor sana ya? Ya kendi gecesi konuşamadık ya adamla. İzin almamız lazım. Ya bırak, ben kahvaltı yapacağım. Ya sen nereye gidiyorsun ya? Kahvaltı yapacağım. Ya ne sıkmıyor Allah Allah? Hep böyle yapıyorsun ya. Allah Allah, seni icat peşine düştün mü, çağırdın mı Taneri'yi? Ramazan kitap peşine düştün mü, kötü. Allah Allah, amcaoğlu hadi ya, gözünü seveyim. Bak kaytarmayın ya, vallahi işim düştü size lan. Hadi lan, hadi. Hadi. Ya çocuk, ne yapsın sana oğlum? Adam bulucu mu icat etsin? Adamı nereden bulacağız ya? Ne? Nasıl kolay amcaoğlu ya, Allah Allah, sizinki de laf. Ben nasıl bulacağımızı biliyorum. Dede. Dedem sen ne yapıyorsun ya? Sen bırak, biz kırarık odunları. Taner, Veysel, Ramazan. Hayrolsun inşallah. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ramazan rüzgarı dede. Senin bu torunun çok eserekli dede. Dede, Halil dayı nerede bulurum? Halil? Bülbül divanesi. Bülbülcü. Buyurun, buyurun. Nereye? Gel emmi, gel. Gel buyur. Geldim, geldim. Rıfat, sağ ol. Allah! Hoş, hoş geldin. Oy, oy, hoş geldin. Hoş bulduk, geçen hoş bulduk kızım. Hoş, hoş geldin. Hayırdır. Hoş bulduk. İyi maşallah. Ya ben de dedim hani Adile Hanım'ı yalnız bırakmayayım dedim. Bir de bileyim, sorayım dedim. Ne yaptınız? Ne yaptı? Annenle bir haber var mı? Vallahi bir haber yok emmi. Biz de uğraşıyoruz işte öyle. Bakalım avukatla neyin görüşeceğiz. Vallahi ben anlamıyorum ki anamın suçunu. Ya işte doğru diyorsun, doğru diyorsun da neyse olmuş artık bir kere. Dur bakalım, dur. Maşallah, hey maşallah. Sen ne yaptın kızım? Fatma abla bıraktın gibi işte. Hangisiydi bu? Ya bunlara bilirdin, numara verin de hangisi hangisidir bilelim. Gebi seni Jülya. Neydi adı, Zayde mi? Zayde, Zayde. Anam. Vallahi benim yeğenimin adı ya. Bebekken o da böyle bamuk hemşire gibiydi vallahi. Maşallah, maşallah. Ocağınıza da yakıştı ha Adile Hanım. Hani sizin de bir tane böyle bebeğiniz olsa, acık siz de çoğunlukla bana benzese ne kadar güzel olur diyor. Aa, ne arıyorsunuz Hüseyin Bey? Komşu diye şaka yapıp sanki ortada bir şey var gibi. Bize bu saatten sonra torun sevmek yakışır değil mi? Tabii, tabii torun sevmek yakışır bize. Yok yani olacağından değil, bizde yani olsa ne kadar güzel olur muydu anlamında manasını hissediyorum yani. Ben bize bir çay koyayım mı? İçersiniz. İçeriz, içeriz. Tamam, ben geçelim. Yardım edeyim mi? Yok, yok, gülüm geliyor. Tamam, geleyim ben de. Şarımı tuttu. Kolay gelsin. Hocam, ben kimse yoktu. Öyle kendi kendime. Daha ders 10 dakika var. Erken gelmişsin yine. Ya Beyza, senin sesin çok güzelmiş. Sen neden daha önce hiç söylemedin? Ya sonuçta bağlama kursu diye burası. Ben öyle pek söylemek istemedim. Bu türkünün yeri sende ayrı anlaşılan. Annemin türküsü bu. Sarı gelin derlermiş anneme de. Lakabı da sarı gelinmiş.
Gitmiş derken sağ değil mi? Hayatta hala yani. Ya, sağ. Sağdır yani, öyle diyorlar. Çok uzun zaman olmuş. Terk edip gitmiş bizi. Peki bir iz, bir haber, hiçbir şey yok mu? Yok hocam. Sağ diyorlar sadece. Öyle işte. Günaydın hocam. İyi sabahlar hocam. Günaydın. Hadi bakalım, çıkarın bağlamalarınızı. Cüda düştüm illerinden. Kesmedim göz yollarından. Zülfü Leyla tellerinden. Oldum divane divane. Bilmezem ki ol keremkar. Affeder mi, günahım var. Ona yalvarırım zare zar. Her dem yelmane yelmane. Kurdum ülfetin binasın. Yıktım dünyanın esasın. Nigari aşkın sahrasın. Gezdim merdane merdane. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yolun güzel, işin hayır olsun. Çok sağ ol Ceritçi Abdullah. Bülbül divanesini arıyoruz. Gördün mü buralarda? Şu tepenin hemen ardında. Yaylada kuşlarını salıyordu. Yalnız sessiz gidin. Ürkütmeyin kuşlarını. Biliyorsunuz hassastır. Sağ ol, eksik olma. Hadi selametle. Selam. Hoş geldin Ceritçi Abdullah. Müsaade var mıdır? Ya buyurun, gelin. Torunlarım, seni görmek istediler. Halil dayı, bu kitapla ilgili konuşamadık da ben yayınlamak istiyorum bunu. Yani bu kitabı insanların okuması lazım. İnsanlar okuyacak bu kitabı, öyle mi? Anlayacaklar mı peki? Bu adamı, kitabı yazan adamın ne acılar çektiğini anlayabilecekler mi? Akşam güle oynaya yatıp uyuduğu çocuklarının sesini duya duya, çığlıkları içinde ellerinden kayıp gittiklerini anlayabilecekler mi? Son defa içilen çayın, son defa bakılan yüzün, son defa söylenen sözün anlamını bilebilecekler mi ki? Kuşların o gece neden delirdiğini, feryat eder gibi acı acı verdiği haberi duyabilecekler mi? Anlayabilecekler mi? Halil duydu. Duydu ama anlayamadı. Bu kuşlar neden böyle dedi ama anlayamadı. Koşamadı içeri. Yavrularının elinden tutup da çekemedi dışarı o evden. Kuşlar anladı. Halil anlamadı. İnsanlar anlayabilecek mi? Kuşlar. Kuşlar haber verdi değil mi? Tabii ya. Tabii onlar hissetti. Hayvanlar hissedebiliyor, kuşlar hissedebiliyor sismik hareketleri. Yani frekans meselesi. Doğru, frekans. Ya benim nasıl aklıma gelmedi ya? Dedim onun oğlu. Amcaoğlu ben nasıl anlayamadım ya? Ben o gece nasıl anlayamadım? Benim o gece geçtikten sonra anlamam lazımdı. Ah amcaoğlu, eğer kuşlar çözersem her şeyi çözmüş olacağım. Taner, bizim mucit kendisi de
Şimdi depremler üzerine bir şey üzerine çalışıyor. Depremleri önceden haber veren bir sistem üzerine çalışıyor. Kafasında şey olmuş şu anda benim. Sen onu boş ver Halil dayı. Bak, senin rızan var mıdır? Bu kitabı yayınlayalım mı? Sen deprem üzerine mi çalışıyorsun? Yani şu an deprem üzerine çalışıyoruz. Eğer başarabilirsek, yani yapabilirsek çok büyük bir iş başarmış olacağız. Sen de gördüklerini ruhuyla birleştirenlerdensin. Duydum seni. Duydum. İçinde bir ses var. Sen aklınla değil, ruhunla buluyorsun yolunu. Kitap benim değil ama... madem geldin izin almaya... ne istiyorsan onu yap. Ama olur da... dünyalık bir şey kazanırsa bu kitap... onu bu iş için kullanın. Olur mu? Bu iş için acil. Nasıl yapacağız? Yolunu buldum amcaoğlu. Buldum, vallahi buldum. Yani ben daha önce nasıl düşünemedim ya? Oğlum bak, aralara baktık, uçak yaptık, uçak kanadı yaptık. Böceklere baktık, su makinesi yaptık. Ya biz her şeyi doğada bulduk ya. Şimdi kuşlara bakacağız. Yani kuşlara bakıp deprem sensörünü bulacağız. Bu kadar basit ya. Hadi çok çalışmamız lazım, hadi. Hadi çok çalışmamız lazım, hadi. Vallahi doğru diyorsun amcaoğlu. Bizim amanlar var ya, yadigar da hissediyordu ha bir şeyler. Dertli de sakalar da. Vallahi amcaoğlu, senin var ya bir süre hayvanlar aleminde dolaşman lazım. İyi oldu değil mi geldiğimiz? Hava da çok güzelmiş. O bizim kasabadan Hediye abla değil mi? Değil, değil. Ya sen azıcık sakin olsana ya. Bizim kasabadan kimse kolay kolay gelmez buraya. Ne diyordum ben? Şey diyordum. Ne diyordun? Hava güzel diyordun. İyi oldu diyordun değil mi? Öyle diyordum. Filiz, sen bunu hep etrafına bakmaya devam mı edeceksin ama? Biz seninle zaten en az 100 kere gelmişiz de buraya baş başa. Ya geldik Erkan, geldik de tertiptik o zaman sonuçta. Tamam işte, tertiplere sanadık olursa. Ne haber tertip? Bilmem ne tertip. Geçiştiririz öyle, ne olacak? Ya olur tabii deriz ama... o da bana eski zamanları hatırlatıyor. Ne güzel zamanlardı değil mi? Seninle böyle baş başa hep bir yerlere giderdik falan ne bileyim. O zamanlar ben beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyordum. Ve o an hiç bitsin istemiyordum. Şu anda da öyle. De tek fark şimdi sen... Ben bir şeyin farkındayım. O zamanlarda seninle birlikteyken ne kadar mutlu oldum. Bana en iyi gelen şeyin sen oldun. Ben bu zamana kadar hep senin yanında hissetmiş, hep senin yanında yürümüş. En güzel kahkahalarımı senin yanında atmış. En iyisi gözyaşlarımı da senin yanında dökmüşüm. Ben seninleyken kendim olmuşum Filiz. Seninle var olmuş. Sen yokken de bir yanım hep eksik kalmış. Gözümün önündeki her şeyi geç de olsa gördüm ya. Şu an çok mutluyum. Erkan saklan. Ne oldu? Erkan Kenan abiler geliyor, saklan. Tamam tertip deriz işte. Ya ne tertip ya, saçmalama girmesin altına. Ne basın ya? Tertip ya. Ya Filiz saçmalama, yok artık. Ya Erkan gir dedim. Ne demek git? Geliyor şimdi gir. Ya Allah'ım ya. Ha. Gir gir gir. Gir. Görüşürüz. Evet. Ah. Filiz değil mi o? Filizciğim, ne yapıyorsun böyle burada tek başına? Aa, Kenan abi. Siz de mi buradaydınız ya? Ne yapayım ben de öyle telefona bakıyordum vallahi, hiç fark etmemişim sizi. Çay içiyordum ben de, öyle sıkılmıştım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Biz de ne yapalım, kontrole gelmiştik. Dönmeden bir çay içelim dedik. Madem sen de buradasın, seninle beraber içelim. Hem laflamış oluruz biraz. Tabii tabii, yürüm ben de sıkılmıştım zaten. Tek başımayım ya. Gel hayatım, gel. Hoş bulduk. İki çay alabilir miyiz? Çok, çok klişe. Da çok bana rastla olmaz o. Bu da çok öngörülebilir. Bunun hiçbiri olmaz ya.
En iyisi gideyim sokağın önünde serenat yapayım. Olmaz. Neyse benim müzik öğretmeni. Ben şimdi detone olursam ömür billah ben de sevmez ki. Ondan ne yapacağım ben ya? Allah! Ya ne yapıyorsunuz? Ne oluyor şu anda burada ya? Ne yapıyorsunuz odamda? Ya bir şey oldu yok kardeşim ya. Biz koridordan geçiyorduk tam. Gönlümün çelmesiyle ayaklarımız birbirine dolanınca. Yemeğimi derken odaya düşmüş bulunduk. Ya bırak Allah aşkına ya. Çocuk mu var karşınızda? Yalan söylüyorsunuz be. Kapı mı dinliyordunuz kulağınızda biliyorum. Konuşma lan. Sen de sifli gibi odaya sokulup kalma o zaman. Sen mevsim öğretmeni kaçırma planları mı yapıyorsun yoksa? Ya ama saçmalama beni kaçırması be oha artık ya. Rica ediyorum odamı terk edin. Yok yok gönlümün boçası yok. Kaçırma falan yok. Oğlan mevsim öğretmeni tavlamayı kafaya koymuş. Baksana yatan. Eve ya. Ya size ne ya? Size ne? Çıkın terk edin odamı. Benim rahat verin. Bir huzur verin be. Üf! Yeter! Sen artık susacaksın. Madem bu işler bu kadar ciddi. Yaşar! Acil durum toplantısı istiyorum. Acil! Sen de her şeyi tek tek anlatacaksın. Yoğursam senin kafanı şuraya sürte sürte resmini çıkartırım ha. Kıvılcım çıkar. Hadi baş baş. Deme. Demek kız teklifini kabul etmedi, iyi. Ah be Seyfettin. Ah Selvi boylu memur kardeşim benim. Ya sen bize sormadan niye kafana göre gidip iş tutuyorsun da kıza duygularını açıyorsun kardeşim, hı? Ne yapaydım abla? Sanki size söylesem bir şey mi değişecekti? Mersim Hanım, ne istemiyor işte. Hadi git şimdi anlat bütün kasabaya rezilliğimi anlat benim olur mu? Git anlat rahatlasın için hadi. Ya kardeşim saçmalama Allah'ını seversen. Ya tamam adımız dedikoducuya çıkmış olabilir. Ama yani kardeşimizin eksiğini gediğini de başkalarının ağzına sakız edecek değilik ya. Ali. Hı. O anonstaki şarkıyı sen mi çaldın? Yeminle biliyordum ha. Ya tamam kayınço ya. Ne dediğin şeye bak. Erkek adam dediğin bir kere reddedilince hemen pes eder mi? Pres yapar, baskı uygun. Sen üç kere taktiği diye bir şey duymadın mı? Üç kere mi? Bu ne ya? Sosyal medyadan yaz konuşanlarımla mı? Ya Allah Allah. Benim cahil kayınçom ya. 3G taktiği. G. Yani gönül kaçanı kovalar taktiği demek. Bir kız seni istemedi mi? Hemen test yapacaksın. Sonra kendini biraz naza çekeceksin. Ağırdan satacaksın. Sonra kız senin kıymetini anlayınca kendi ayaklarıyla tıpış tıpış sağa gelecek. Aferin la Yaşar. Yalnız sen bunları nereden biliyorsun? Ya nereden bileceğim sen Nur? Biz de vakti zamanında az çaktım derdik. Senden önce 500 kızda evliliğin kapısını döndürmüş bir adamım evelallah. Gerçi 499'u beni kabul etmedi ama olsun. Sonuçta seni tavladık. Fena mı? Allah senin kahrinin gazap etmesin. Utanmaz kepazi. Bir de övülüyor. Gel la buraya. Ya ben sana sorarım. Senin saçını başını diteceğim Yaşar. Gel la buraya. Onur. Götüme. Duvar. Selam
Sen şöyle. Nesin? İyi misiniz be? Hayırdır? İyiyim ya. Bugün derse yetişmem lazım. Görüşürüz canım. İyi dersler. Sağ olun. İyi dersler arkadaşlar. Size sağ olun, olun size de. Örneğin bizimkisi hala aynı mesele yüzünden mi böyle? Maalesef öyle. Korkuyor belli ki. İnanmaktan, güvenmekten korkuyor belki de. Geçmişin gölgesi öylesine esir etmiş ki onu. Yaşadıkları öyle değersiz hissettirmiş ki zamanında. Hani mutluluğa hakkı yokmuş gibi davranıyor. Halbuki duygularını bir serbest bıraksa, kalbinin sesini dinlese... belki de sevebilecek Seyfettin'i kim bilir? Belki de Murat'ım, belki de. İşte o gölgelerden çıkarıp şöyle bir hayatına devam edebilmesi için... bizim de elimizden bir şey gelse de yardım edebilsek. Yok. Mevsim benim hayatta gördüğüm en iyi insan yani. Mutlu olmayı en çok o hak ediyor. Vallahi. Ama bazen öyle sınırlar çiziyor ki sonunda o sınırların arkasında kendini hapsediyor. Ben bile ulaşamıyorum ona. Ama öyle deme. Yaşadıkları kolay şeyler değil. Yani kendini toplaması için biraz zamana ihtiyacı var. Eninde sonunda kendine gelecek. Hakkında hayırlı olanı seçecek diye düşünüyorum. Neticede Mevsim güçlü bir kız. Öyle öyle. Değil mi? Bakalım inşallah. 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 Buralarda hiç değişmemiş. Eskiden de böyleydi. Hep gençler buluşmaya gelirdi buraya. Yani yaşlar pek gelmezdi. Hala öyle baksana. Biz de gelirdik Erkan'la eskiden tertipken. Hala tertibiz bu arada. Tertip aşağı, tertip yukarı. İşte hadi tertip bir çay içelim falan. Öyle. Elif abla bebek nasıl? Cinsiyeti belli mi? İyi canım. Vallahi gayet keyifli yerinde ama cinsiyeti belli olmadı daha. Zaten bizim için çok da önemli değil. Sağlıklı olsun da. Aa vallahi ben ne yalan söyleyeyim, ben kız çocuğu istiyorum. Ne bileyim böyle kız babası olmak istiyorum ben ya. Ya böyle Filiz ablası gibi hanım hanımcık olsun değil mi? Aynen böyle gelsin burada tek başına böyle çay içsin. Ne bileyim kasabada dolaşsın sonra eve gelsin. Ne güzel olur ya. İyi Filiz ablasına örnek alır hep. Erkek olursa ne yapacak? Benim gibi masal konuda sürünür işte. Ses mi geldi? Ay benim bir karnım guruldadı. Hafif guruldadı, hala gurulduyor. Aa, o Mücadiye teyze değil mi ya şuradaki? O, o herhalde. Gördünüz mü? Erkancığım, ne yapıyorsun abicim öyle çimlerde? Ben de anahtarı düşürmüştüm de onu arıyordum. Bu ne güzel tesadüf. Oho, Filiz de buradaymış. Gelmişken gel bir çay iç bari bizimle. Yok gelemezmiş. Gelmesem daha iyi gibi mi? ben of ya ben gideyim valla ben kaçayım şey yapayım. Görüşürüz orada. Aynen abla boş ver ya. İşin gücün vardır senin. Git çalış biz böyle oturuyoruz değil mi? Tabii canım yani işim var gücüm var. Halletmem gereken bir sürü iş var falan. Hatta geçerken seni de bırakayım tertip gelmem. Yok tertip. Ben canıma susadım ya senin motoruna bineceğim. Benim şoförsüz araman bitmedi. Bitse onu verirdim ben sana. Böyle kasabayı güvence altına almış olurduk. Sen ben de kendini falan karıştırdın herhalde tertip değil mi? Ya o motora sana versem iki gazla duvara toslarsın çünkü. Ay çocuklar ne oluyor ya? Bir sorun mu var sizin aranızda? Yok be abla ne sorun olacak? Bizim o her zamanki işte böyle didişmemiz, tartışmamız falan tertiple. Bak bu var ya bu. Bu koç koç. Bu var ya bu aslan. Aslan bu var ya aslan. Sen biraz yavaş olsana. Hadi git artık külüstürle benim. Sen benden kurtulmaya pek meraklıymışım ya tertip. Hakikaten ben artık külüstürümü atlayayım gideyim. İşlerimi halledeyim falan. Görüşürüz Kerem abi. Elif abla görüşürüz. Görüşürüz. Canım. Ben de gideyim o zaman. Annem merak etmiştir çünkü. Ya biz bırakırız seni merak etme. Yok yok siz hiç zahmet etmeyin. Ben böyle temiz hava alırım yürürüm falan. Hadi görüşürüz. Peki annenlere selam söyle. Diyorum söylerim.
Bunların arasında sorun var herhalde ama bize belli etmemeye çalışıyorlar. Yani gençler normal galiba değil mi? Filiz! Hiç boşuna uğraşma Erkan. Bir numarayı iki defa yemem ben çünkü. Biraz bir şey diyeyim mi? Yalnız Oscar bir performans sergiledin ha. Ya inan bak o kadar kötü davrandı ki bir an ben bile gerçek zannettim. E sen de iyi oynadın Tertip. E sen buralarda harcanıyorsun. Hollywood'a falan mı gitsen acaba? Aslan o aslan. Koç bu koç. Allah Allah ya. İşimiz var seninle ha. Baksana rolden çıkamadın. Ne oldu? Tertip demem zoruna mı gitti? Ya kızma tamam Neşen yerine gelsin diye yaptım. Öyle ciddiye alma. İyi bakalım öyle diyorsanız öyle olsun. Şişt, ne diyeceğim? Hadi al. Gel de külüstümle gezdireyim azıcık seni. Ya iyi de bir gören olmasın şimdi ya. Filiz sen de amma korkuyor lan. Ne olacak kasabanın girişinde bırakırım seni. Kimse görmez hadi. İyi madem tam. Yalnız sıkı tutun ha. Oscar'a uçma sonra. Tamam. Yavaş yap, yavaş. İyice boyun fıtığı edeceksin. Yavaş yap lan. Ya ben dedim amcaoğlu sana ya. Ben yapayım dedim ya. Sen gittin var ya benim o hamuk gibi ellerimden bu sinirli Veysel'in nasır gibi ellerine bıraktın kendini. Konuşma la bıyık. Şunu az yelle. Az yelle şunu. Hafifin meltemesin su olsun dedik sana. Kası kaçkardın ya. Sen de bana bak. Beğenmiyorsan evlen lan. Benim elimden gelen bu. Ya vallahi Allah, ben de evlenmek istiyorum zaten. Ben de zaten Selma'yla bir an önce evlenmek istiyorum. Benim de derdim o. Her böyle konferanslara beraber gidelim, okul gezilerine birlikte olalım. Bak masajımı o yapsın, mehremimi o sürsün. Ben de istiyorum yani bunları. Yani işte bakalım şu düğün tarihini böyle öne çekebilsek. Ya Selma'yı böyle ikna edebilsem çok güzel olacak da bakalım yani. Et. Et amcaoğlu ya. İkna etsen de Allah Allah. Vallahi et ki biz de Selami'yi ikna edelim. Böyle var ya en kralından bir düğün organizasyonu yapalım ha. Ya oğlum saçma saçma konuşma Allah aşkına. Kış ortasında düğün mü olur? Bizim başımıza iş çıkarma ya. Ne niye oğlum? Kızın okulu var, bir şey var. Evlensin dedik de yarın evlensin demedik. Ne var amcaoğlu? Kış ortasında düğün olmaz diye bir kural mı var? Ha? Var da ben mi bilmiyorum ya? Sen konuş amcaoğlu. Sen konuş ya. Ben arkandayım. Vallahi bak. Gör bak. O da tamam diyecek. Yemin ediyorum bak. Bak bir haftaya kalmaz. Yemin ediyorum düğününüzü yaparız ha. Şuraya da yazıyorum ha. Ya yazdım. Konuş, konuş. Konuş, konuş. Kafanı toplayamayacağım. Belli evlen de bir kafanı topla. Ne yazdın buraya? Saklanmayayım. Hadi bakalım. Havalar soğuk. Bu kadar dışarıda koşuşturmayın, oynamayın. İşte burada amcaoğlu. Zille çaldı tam zamanı. Hadi bakalım. Taner, hoş geldin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. E ben beklemiyordum seni. Hangi rüzgar attı bakayım? Ya ben geçiyordum, yakınlardaydım. Hem bir seni de göreyim istedim. E iyi yaptın. Benim de dersim falan yok şimdilik. İstersen gel bir çay kahve içelim. He, yok yok canım, hiç uğraşma. Ya boşuna zahmet etme. Ben aslında sana bir şey söylemeye geldim. E söyle tabii. Ne oldu, bir şey mi oldu? Sorun mu var? Bak bir gergin de gözüküyorsun. He, yok. Yok, bir sorun yok. Ya bir sıkıntı yok. Hatta tam tersine ben sana güzel bir şey söyleyeceğim. Selma, şimdi şey, yani ben düşündüm ki yani... Çok pardon. Şuna bir bakabilir miyim? He, bak bak canım, bak bak. Efendim Senacığım? İyi vallahi ne yapayım, aynı iş güç koşturmaca. Ha. Yok yok, bizim düğün anca yaza. Merak etme, sen gel, yani sen de gelmiş olursun. Zaten baksana kışın ortasındayız yani, şimdi istesek de yapamayız. Tamam. Tamam, tamam. Meraklanma. İyi bakalım. Sen de sizinkilere selam söyle. Görüşürüz sonra. Hadi bakalım. Kusura bakma Taner. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Ha, ne diyordum? Önemli bir şey değildi ya. Hani ben seni ne kadar çok özlediğimi söyleyecektim. Yani seni görmeden yapamıyorum. Onu söyleyecektim. Seni görmediğim her saat, her saniye, her dakika çok özlüyorum. İşte onu söyleyecektim. Bunu mu diyecektin gerçekten? Ben de bir şey oldu falan sandım. Neyse ben gideyim artık. Hani sen de rahat rahat dersine gir. E daha yeni geldin canım. Nereye gidiyorsun işte? Gel oturalım. Ha yok ya, yetti yetti. Ben günlük Selma dozumu aldım. Yetti bana. Hem sen de rahat edersin. İyi tamam. Bu seferlik öyle olsun ama bir dahakine öyle hemen bırakmam. İyi tamam.
Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Ne bu? Ne? Allah Allah. Ne bu? Sasuman sana ne diyeceğim? Bu Erkan'la Filiz'den haber var mı ya? Hiç sesleri soluklar çıkmıyor. Yani anlattı mı, ne yapmışlar? Vallahi ben de bilmiyorum. Ya Filiz'in aslında bıçak açmıyor. Ama olsalar ne güzel olur değil mi? Böyle ne bileyim çok seviyorlar birbirlerini. Çok da yakışıyorlar. Aa. Asuman bu senin vakti zamanda katıldığın yarışma değil mi? Evet ha. Ya tekrar katılsana. Bu sefer kesin kazanırsın. Kalplerimizde birincimiz çok. Ama yarışmamızın birincisi... Selami Fersoy. Oy çokluğuyla yarışmamızın sürpriz birincisi olmuştur. Yok ya. Uğraşamam zaten. Hem bizden geçti artık. Niye öyle diyorsun gülüm? Ha? Bir deneseydin ne kaybedersin ki? Bir şey kaybetmem. Çünkü zamanında kaybedeceğim kadar kaybettim zaten. Neyse. Hadi gidelim ya. Hadi, hadi. Ya niye konuşmadın amcaoğlum? Ha? Oğlum konuşsaydın ya, ya o kadar yüreklendirdik seni. Ya amcaoğlu konuşamadım ya. Ya konuşamadım, fırsatım olmadı yani. Tam söyleyecektim, telefonu çaldı, arkadaşı aradı. Herhalde o da düğünü sordu telefonda. Şey dedi çünkü kız. Hani yazı bekleyeceğiz dedi. Yani kız herhalde yazın istiyor. Bekleyeceğiz biz de mecbur, ne yapalım? Eyvallah. Kötü olmuş ama nasip be oğlum. İş bana bak. Hem yaza daha iyi hazırlanırız. Bak size var ya dillere destan bir düğün yaparız oğlum. İnşallah amcaoğlu, inşallah. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı. Alim, istersen eve gitmeden önce bir kırtasiyeye uğrayalım. Senin böyle geçen bahsettiğin bir kitap vardı ya, onu alalım sana. Çok güzel olur Selma anne. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Ya bu taraf çok kalabalık. Düğün var herhalde Ali. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, aman aman. Selvi'ye benzettim yarın boyumu. Amanını yandım, amanını, amanını, amanını yandım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Buranın yolu kapalı ya, ben de işte nereden gitsek diye onu düşünüyordum. Başka bir yol daha var Selman'la, ben biliyorum. Sağdan gideceğiz. İyi tamam o zaman kaptan, sendeyiz. Tarif et bakalım. Sendeki kaşlar bende de olaydı vay. Sendeki kaşlar bende de olaydı vay. Aşkları senden rastı benden. Ele gözlüm küçük yarimde ayrılamam ben senden. Aşkları senden rastı benden. Ele gözlüm küçük yarimde ayrılamam. Ay. Burada mıydın Reyhan? Buradaydım. Senin ne güzel sesin varmış Hamdi ya. Bilseydim bebeler uyumadığı zaman sana söyletirdim ninnileri. Yok canım abartma. Ben öyle mırıldanıyorum kendi kendime. Ama sen yine bebeği vermek istersen ver. Ben ona da ninni söylerim.
Sağ olasın. Sen niye zahmet ettin? Ben sererdim çamaşırları. Bütün gün işte çalışıyorsun zaten. Yok canım, ne olacak? Sen de akşama kadar zaten oradan oraya koşturup duruyorsun. Ben ev işlerinden pek anlamam. Elimden bir bu geliyor. Bari onu yapayım dedim. Sağ olasın, Allah razı olsun. O zaman biz yatıyoruz. İyi geceler sana. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Ben de bunları asar yatarım. Tamam. Sendeki gözler bende de olaydı vay. Söyleyin bakayım, kimin çayı güzeldi? Rıfat'ın çayı. Hepinize 10 başar. Hüseyin emminin çayı da iyiydi. Limon koyduydu yanına. Bu devirde sunum önemli Sabri. Atma la atma. Rıfat'ın çayı tabii ki de. Hüseyin emmi buz gibi çay getiriyor. Ya ben Rıfat'ın çayını içmeden güne başlamıyorum. Adam sevgisini katıyor işin içine. Kardeşim, sizin ağzınızın tadı yok. Benim çayımı içmek için ta Karadeniz yaylalarından geliyorlar. Nerede? Sabri abi ne bağırıyorsun ya? Ya bu ne Allah aşkına, senin işin gücün yok mu abi ya? Kasabanın nabzını tutuyorum Rıfat. İleride bakarsın karşı dükkanına açarım bir çaycı. Abi sen hiç boşuna zahmet etme. İşi erbabına bırak, tamam mı? Birinci belli, ikinci kim diye sorarlar adama. Sen kitabını yaz, samanlarını biriktir, tamam mı? Hadi lan oradan. Benim elimden her iş gelir. Her konuda uzman niteliğe sahip adamım. Tamam abi, sen bütün niteliklerini al. Şu tahttan da al, hadi. Hadi abi, yorma beni. Bak canım sıkkın. Allah Allah. Rıfat Bey. Hoş geldiniz Rıfat Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Ben size en afilisinden bir çay getireyim. Sıcaktı zaten. Sağ olun Rıfat Bey. Annenizle görüştüm. Cezaevinde durumu gayet iyi. Tutuklu yargılanması devam edene kadar haftada bir ziyaret edebilirsiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Fırat Bey, bu ne zamana kadar sürecek böyle? Yani anam haberlere bile çıktı. Biz onun suçsuz olduğunu nasıl anlatacağız? Maalesef durum ciddi Rıfat Bey. Ben sizinle bu durumu konuşmak için buraya geldim. Vefat eden aile yakınları zaten şikayetçi. Üstüne mağdurlar da şikayetçi olmaya devam ederse annenizin ağır bir ceza alması kaçınılmaz gözüküyor. Avukatınız olarak en kötü senaryoyu söylemek zorundayım. Anneniz müebbet bile alabilir. Siz ne diyorsunuz ya? Yok yok, olmaz öyle şey yani siz... Nasıl suçsuz insana müebbet nedir ya? Olur mu öyle şey yani? Bunun bir yolu yordamı vardır değil mi? Aslında bir yolu var. Tamam, söyleyin işte. Ne gerekiyorsa yapalım biz. Eğer istiyorsanız, delil bulmamızı istiyorsanız... Ben o köyün altının üstüne getiririm. Yeter ki anam çıksın. Mağdurlar şikayeti geri çekerlerse anneniz tutuksuz yargılanabilir. Aileleri ikna edebilirseniz işimiz çok kolaylaşır. Durum ancak bu şekilde düzeltilebilir gözüküyor. Tamam, anladım. Başka sefer olacak mı? Ona göre işlerimizi halledeceğiz. Yok yok, bu son sefer paydosçum dayı. Tamam. Vay Sefer abim. Adamın nevi. Bakalım oğlum. He? Ne borçluyuz bakalım Mustafa'ca? Abi bomba gibiyim. Bomba da... Sende bir haller var gibi. Ne oldu, iyi misin? He, telaşlanacak bir şey yok. İyiyim, iyiyim. Sıkıntı yok, iyiyim. Abi nasıl telaşlanacak bir şey yok? Sen bugün aynaya baktın mı hiç? Betin benzin atmış senin. Ya işte. Sabah ağrımaya başladı, geçer diye düşündüm ama... ...işi var mısın demiyor. Ya abi yani sabahtan beri böyle bir şey varsa sen ne diye söylemiyorsun bana? Senin yerine ben çıkardım işe. Ya oğlum geçer dedim ya. Tamam gel geçer geçer. Bir ilaç alırım geçer gider haydi. Yok yok yok, olmaz böyle ya. Biz bir dişçiye gidelim. Ya da ne bileyim bir Musa amcaya gidelim, baksın bir kontrol etsin. Bir şey oldu. Musa abi yapmıyor artık bu işleri, biliyorum, bıraktı. Ya hallederim, sıkma canım, haydi. Yok abi, kabul etmiyorum ben böyle bir şeyi. Bak konu sen olduğun zaman kendini hep geri plana atıyorsun. Söz ver. Yarın sabah ilk iş dişçiye gidiyorum. Tamam. Bak gitmezsen velin gibi gelirim yanında ha. Bana bak. Yoksa sen böyle dişçiden korkuyorsun falan. Ya dur. Ne korkacakmışım ya. Vallahi gideceğim, tamam. Korkmuyorum, korkmuyorum. İyi madem öyle olsun. Ha bak, nenem bana geçen bu ağrı kesici merheminden vermişti. Eve gidince sana onu vereyim de sabah zor çıkarsın. İyi bakalım, haydi ver.
Oy. Kahveler de geldi. Buyurun. Vay 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 vay, maşallah maşallah. Kahve verenlerin çok olsun kızım. Nerede pek bir havalasın Filiz kızım ha? Kime kızı? Kime çekmiş acaba? Teşekkür ederim. Ben yapardım, niye zahmet ettin? Ya olur mu öyle şey Osman abla? Öyle içimden geldi benim de. Bir de benim elimden için istedim. Afiyet olsun. Maşallah maşallah. İzinde de güller açıyor. Güzel bir sebebi var mı? Aha, yok bir sebebi ya, her zamanki halim. Anam! Kız örgülü ne koydun bunun içine? Ay, beğenmediysen değiştireyim abicim. Yok yok. Gayet beğendim vallahi. Vallahi döktürmüşsün ha. Hayırdır sen? Eline sağlık yani, güzel olmuş. Harbiden sen bu ara bir sende bir haller var ama hadi hayırlısı bakalım. Evet. Ben bakarım, sen otur. Tamam. Beyza, hoş geldin. Hayırdır bu saatte? Ha Osman abla, seninle bir şey konuşmam gerekiyor da. Müsaitsen içeride konuşabilir miyiz? Tabii tabii, gel içeri. Nasılsın görüşmeyeli? Nasıl olalım? Gördüğün gibi işte. İyiyiz çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyiz. Kim arıyor kızım? Taner arıyordu anneciğim. Ben müsaadenizle bir telefona bakayım, geleyim. Efendim canım? Ha canım. Ne yaptın? Neredesin? Ya annemin eski bir komşusu vardı da oraya biz bir misafirliğe geldik. Sen neredesin? Ha iyi iyi. Ben de sizin evin önünden geçiyordum da, ışıkları kapalı görünce merak ettim, bir arayayım dedim. İyi yaptın. Biz de birkaç saate döneriz zaten. Birkaç saat. Şimdi o birkaç saat bana nasıl geçecek acaba, o birkaç saat yani? Tanercim, abartmasam mı? İki sokak ötendeyim yani, duyan da gurbete falan gittim sanır. Ya öğretmen hanım, bak ister iki sokak ötede ol, ister 2000 kilometre ötede ol. Ya ben cama çıktığım zaman seni göremedim mi, ne yapayım, huzursuz oluyorum. Ya içim rahat etmiyor yani, ne yapayım? Tamam tamam, merak etme, geleceğim. Ama şimdi ben kapatayım, bak içeride bekliyorlar beni, ayıp olmasın, tamam mı? Ben eve gidince seni ararım, olur mu? Tamam canım, olur. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kusura bakmayın tekrardan. Ne kusuru kızım? Nişanlın aramış, açacaksın tabii. Kısmetse sizin düğün ne zaman? Kısmetse yaz inşallah. Ama Selma'ya kalsan kış ortası falan demeyecek, hemen evlenecek. Nişanlısına çok düşkün. Maşallah. Anneciğim şakacı gündesin. Yani Hatice teyzem, şimdi kış ortasındayız. Olmaz tabii, biz de yazı bekliyoruz o yüzden. Kızım kızım olsun. Neden öyle bir şey dedin ki anne? Utandırıyorsun kızcağızı. Yalan mı oğlum? Taner yarın evlenelim dese hemen evet der bizimkisi. Şey mi oldu? Canını sıkan bir şey mi var? Böyle bir yarışma varmış. Ya ilk başta çok niyetim yoktu ama sonra işte acaba katılsam mı dedim. Katıl. Katıl, bence kesinlikle katılmalısın. Yani senin çok güzel bir sesin var. Ya aslında ben de çok istiyorum ama ya babam, ya babam izin vermiyor. Asuman abla, ya ben diyorum ki ben burada bu yarışmada sarı geni söylersem eğer, ya annem de neredeyse duyar gelir belki. Duyar, duyar tabii. İlla görür bir yerlerde yani. Sonuçta her yerde haberi yapılıyor. Ya belki o zaman geri döner. Sesimi duyarsa belki geri döner. Asuman abla, bana yardım edebilir misin? Ederim.
elimden gelen her şeyi yaparım senin için. Çok teşekkür ederim. Canım çok benim. Teşekkür ederim. Yani böyle sabah sabah bana eşlik etmeniz ne kadar güzel oldu. Sizinle geçirdiğim her saniye böyle içime huzur doluyor Adile Hanım. Bir mukabele Hüseyin Bey. Allah razı olsun. Hayatım ortak olduğumuzdan beri benim de her günüm bayram günü gibi vallahi. Hayatıma ortak oldunuz mu? Ya ne kadar da güzel konuştunuz ya. Ay Hüseyin Bey ne oluyorsunuz? Konu komşu gece kayıp. Ya Allah Allah, bu konu komşu da bir zahmet her şeyi bir görmeyi versin canım. Allah Allah, elinizi tutuyorum, konu komşu görürüm. Bebek diyorum, konu komşu nedir diyorsunuz. Hani siz benim karım değil misiniz ya? Allah, en sonunda ne olacak biliyor musun? Tutacağım elinizi, ıssız bir adaya kaçıracağım sizi, o olacak yani. Ya sevgili kulum, komik bir insansınız ya. Ya siz çok güzel gülüyorsunuz. Sizin bu güzel gülüşünüzü görünce benim de aklıma komedik komedik laflar geliyor. Neyse, şimdi ne yapacaksınız? Siz yine böyle akşama kadar Rıfat'ın çocuğuna mı bakacaksınız? Yok, akşam bir yerime meşe attı. Bugün çocukları komşuya bırakacaklarmış. Bir işleri mi ne varmış herhalde? Ben de dedim ki gelin dükkanı şöyle bir süpüreyim. Geçen gün baktım her taraf toz içinde. İşinizin bereketi kaçar, Allah korusun. Yani şimdi siz dükkanı temizlemeye mi geldiniz buraya? He, ben size sormadım ama istemez miydiniz? Hiç istemez miyim ya Adile Hanım ya? Şeref duyarım. Yani hakikaten de tozdan, topraktan dükkanın bereketi kaçmıştı. Bu aralarda ne ölen var, ne kalan var. Yani siz öyle deyince böyle bir duygulandım da o yüzden. Çok sevindim. Uzman verirse bir anahtarı ben açayım, temizliğe başlayayım. Akşama kadar ancak biter benimmiş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yarif ya. Omuzda şahçılık, beyni aç Hüseyin, buyurun. Ha, başınız sağ olsun kardeş ya. Evet, evet. İkindi namazına müteakip edin. Tamam, tabii. Tabii tabii. Evet evet. Helva, ağıt hepsi içinde bile komplike. Tabii. Tamam konuşuruz. Vallahi ayağının uğruyla geldin Adile Hanım. İş geldi iş. Adile Hanım. Ya enişte ya sen emin misin? Ben şimdi nasıl ters diyeceğim güzelim kızı böyle durduk yere. Baksana şuna melek gibi. Kuşlara ekmek veriyor ya canım benim. Ters diyeceksin tabii lan. Ne demiş ünlü ozanımız? Ne demiş? Bazen aşk için küseceksin ki aşk o zaman aşk olsun. Değil mi? Ya kardeşim kız içeri girecek hadi sen artık ya. Bana bak sana da soracağım da hesaplaşmadık seninle ha. Çal oradan seni gel. Seyfettin Bey. Günaydın. Günaydın. Siz burada mıydınız İklim Hanım? Fark etmemişim ben. İklim mi? Mevsim ben. Mevsim ya adım. Unutmuşum ya. Kusura bakmayın. İyi günler size. Seyfettin Bey. Siz iyi misiniz? İyiyim tabii. Ben niye iyi olmayacağım sanki? Ah mı? Seyfettin oğlum burada mıydın? Aa öğretmen hanım siz de mi buradasınız? Günaydın. Günaydın. Günaydın Münir Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyi diyelim iyi olalım. Bir şey diyecektim ben böyle özel bir şey mi konuşuyordunuz acaba? Yani böyle pat diye girdim kusura bakmayın. Yok. Başkanım ne özel sanki bir şey konuşabiliriz ki biz ne konuşacağız?
belediyemizde işlerimiz güçlerimiz var ya bizim başkanım. Gitsek daha iyi olacakmış gibi. İklim Hanım'ın da işleri güçleri vardır kendisinin. İyi günler. İyi günler. Mevsim ama benim adım. Asuman hocam, hoş geldiniz. Canım benim, hoş bulduk. Ben babanla konuşmaya geldim ama müsait miydi? Kızım, kim geldi? Baba, bahsetmiştim ya sana saz evinden, Asuman hocam. Ha, şu meşhur hocam. Evimizde adınız sıkça geçiyor canım. Tanımış kadar olduk sizi. Hayırdır? Evimizde mi dersleyeceksiniz? Kusura bakmayın, ben böyle çat kapı geldim ama bir yarışma haberi vermek için gelmiştim. Kırşehir'de düzenlenecek ve gerçekten çok prestijli bir yarışma. Beyza da benim en iyi öğrencilerimden biri. O yüzden ben izninizi rica etmeye geldim buraya. Boşuna gelmişsin sanım. Ben kızıma izin vermiyorum. Otursun evinde düzgünce dersini çalışsın. Ya ama baba ben... Bakın... Beyza gerçekten çok yetenekli bir öğrenci. Ya emin olun bana, bütün öğrencilerim arasında hemen kendini belli ediyor. Ya eğer sizin de izniniz ve desteğiniz olursa bu yeteneğini daha ileriye taşıyabiliriz. Zaten kızınız konservatuvar okumak istiyor. Yani bu yarışma onun sadece önünü açar. Asuman Hoca, benim kızımın aklını bulandırmayın. Ben onun peşinden sırf sesi güzel diye dağları aşamam. Zaten sizin kursunuza gönlü kırılmasın diye gönderdim. Boşuna yormayın kendinizi. Büşra Hanım, valla dediğim gibi Türk Edebiyat Dünyası'nda bir çığır açacak kitap yolluyorum size. Valla yani var ya, baskı üstüne baskı yapacak, yer yerinden oynayacak, öyle söyleyeyim size. Yazarın adı Halil Çakır. Çakır. Aynen sağ ol. Büşra Hanım, bir de bir şey rica edecektim ama kitabın diyorum kapağına şöyle bir... Bülbül resmi koyabilir miyiz acaba? Ha, olabilir mi böyle bir şey? Vallahi sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben şimdi zaten postanedeyim. Yolluyorum size. Siz gelince haberleşiriz. Tamam, oldu. Tamam, iyi günler. Sağ olun, iyi günler. Selamünaleyküm. Kardeşim, vallahi biliyorum iş güç ama... Bu paketin içinde çok mühim bir şey var. Yani bu paketin böyle sağ salim hiç hasar almadan yollanması lazım, öyle söyleyeyim. Hepimiz için ha. Bilhassa yani Türk Edebiyatı için mihenk taşını taşıyorum valla, o derece bir şey. Rica ediyorum. Merak etmeyin. Sağ ol, Allah razı olsun. Nereye, buraya mı? Şuraya. Sağ olasın, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oh be, valla bu da bitti ya. Rahatladım yeminle ya. Sağ ol, Allah razı olsun. Efendim? Ramazan. Çok acil konuşabilir miyiz? Ya sen yeter ki iste, sabaha kadar dinlerim ben seni ya. Geliyorum hemen. Asuma, ne oldu? Alelacele çağırdın beni. Ay. Şişt, hamile misin yoksa? He? Vallahi biliyordum. Bir gün Asuman Cüngür'ün müjdesini alacağımı biliyordum. Ay Ramazan, bir dur. Ne hamileliği, Allah Allah. Ya vallahi korkuyorum ha. Böyle konuşa baba olan ilk insan sen olacaksın. Ne o zaman? Allah Allah, hayat memat meselesi dedin. Kasabanın öteki ucundan bu ucuna kadar geldim ya. Kan ter içinde kaldım, ne? Ya tamam, bir sakin ol. Bir otur, bir nefeslen, vallahi anlatacağım. Tamam, anla. Sakin ol. Tamam, oturayım, anlat, dinliyorum. Ne oldu? Biz seninle yıllar önce bir ses yarışmasına gitmiştik, hatırlıyor musun? He, hatırladım. Hatta Selami kazandı yarışmayı, Kırşehir'deki. Aynen, Selami'nin kazandı. Anadolu'nun Sesi Türkiye yarışması. Senin canın sıkılmadı değil mi ben öyle deyince bak, ha? Öyle sıkıldı mı? Yok canım, niye sıkılsın? Yıllar önce olmuş, bitmiş şey. Neyse, işte bu yarışma bu sene tekrardan düzenleniyormuş. Çok güzel bir haber Asuman bu. Tamam, kesin katılıyorsun o zaman. Zaten yılların tecrübesi, eğitimi de var. Kesin kazanırsın bak bu sefer, ben sana diyeyim. Vallahi bak, çok sevindim ha. Vallahi çok güzel. Yok, benim için demedim. Bir öğrencim var, Beyza adı. Çok yetenekli, çok akıllı bir kız. Sesi de çok güzel maşallah.
İşte o çok istiyor bu yarışmaya katılmayı ama babası pek fazla ilgilenmiyor. Neyse işte ben de gittim babasıyla görüşmeye. Ama adam dinlemedi bile beni. Ben diyorum ki biz bu kıza ilgilenemez miyiz? Hı? Yani onu alıp yarışmaya götüremez miyiz? Ne dersin? Senin ağzın ne söylüyor Asuman ya? Ya senin karşında padişahın kızını almış Keloğlan var. Keloğlan. Allah Allah. Götürürüz tabii ya. Kara civcivim benim. Götürürüz tabii. Senin adı... Ama bak bir şartım var. Ne? Seninle katılıyorum yarışmaya. Yok. Olmaz yani. İstemiyorum ne? Ben. Ne demek olmaz istemiyorum Asuman? Hazır oraya kadar gitmişken ya. Tam fırsat bu fırsat işte. Ramazan istemiyorum. Uzatma. Bak böyle yapacaksan eğer ben kendim götürürüm. Tamam bir şey demedik ya Allah Allah. Kararlısın yani katılmıyorum. Kararlıyım. Benden geçti artık. O zaman Beyza'yı biz götürüyoruz anlaştık mı? Ya anlaştık Asuman tabii ya. Allah Allah. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ya ne teşekkürü ya Allah Allah. Ben sana söyleyeyim senin öğrencin kesin kazanır ha. Vallahi selam falan da yok. Kesin bak. Hocası kim? İnşallah. Ne? Teşekkür ederim. Türkü yarışması he? Anadolu'nun sesi. Allah! Ne oluyor la? Ne bağırıyorsun deli gosti gibi? Aklımız çıktı. Görmüyor musun yenge? Türkü yarışması varmış. Hadi da gel beni kazan dercesine. E oğlum sen yıllar evvel kazanmadın mıydı zaten bu yarışmayı? Yine mi katılacağım? Katılacağım tabii ya ne sandın? Hiç kaçırır mıyım ben? Tövbe, tövbe. Bekle beni Kırşehir. Selami Ferses bir kere daha seni fethetmeye geliyor. Benim hemen valiz neyin hazırlamam lazım. Erkilet güzeli bağlar bozuyor amanın aman. Ben yandım aman. Kepiklerin kalem olmuş yazıyor. Canım canım tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel aman tek tek basar. Ay 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 bunu gördüğümde hep içim bir hop hop ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bitti! Hüseyin Bey'le bağırıyoruz aklım çıktı ya. Yok ben bağırmıyorum. Siz bağırınca ben böyle ne diyeceğimi de unuttum. Derdimi de unuttum. Hayırdır Hüseyin Bey? Ne oldu? Ne derdiniz var? Ne derdim olacak? Cenazeye 2 saat var. Ağaççı kadınlar işi bıraktılar ya. İşi mi bıraktı? Nasıl? Şimdi ben bunlara tize çıkın diyorum. Çıkamıyorlarmış. Pise inin diyorum. İnemiyorlarmış. Tiz pes, tiz pes, pistes deyince bu sefer bunların kafaları karman çorman olmuş güya. Deva diyorlar ki utanmadan, bize diyor topping uyguluyorsun diyorlar. Topping mi? Topping ne ki? Topping şey işte ya, psikolojik şiddet. Ah. Ya Adile Hanım, siz bugüne kadar böyle beraberiz yani. Bir günden bir güne psikolojik şiddet uyguladığımı birine gördünüz mü? Bağırdığımı, çağırdığımı gördünüz mü? Şahit oldunuz mu Allah aşkına ya? Vallahi bunların yaptıkları hainlik başka bir şey. Bir şey çay vereyim mi? Lan ben başlarım seni çayına. Ne çayı? Ben burada toplantı yapıyorum. Ne çayı? Yürü şuradan. Yani benim gibi Halim Selim bir adamı terk ettiler. Ne öğreneceğim ben şimdi ya? Merak etmeyin Hüseyin Bey. Hallederiz hiç merak etmeyin. Ya nasıl halledeceksiniz? Cenazeye kalmış 2 saat. Hem siz gelseniz beni ne yapacaksınız? Hani helva mı dağıtacaksınız, ağıt mı yakacaksınız? Hangi birini yapacaksınız ki ya? Ya merak etmeyin Hüseyin Bey o iş bende. Halledeceğim dediysen halledeceğim. Ben size haber veririm hiç merak etmeyin. Hadi görüşürük. Görüşürük. Ya Adile Hanım, bari nasıl halledeceğinizi söyleseydiniz. Amcaoğlu, gecikti mi lan? He? Hepiniz gelmişsiniz. Yok yok, biz de yeni geldik zaten. Anlat artık, niye çağırdın ha? Ya dur anlatacağım oğlum, ne meraklı çıktı bu da ya. Ya kusura bakmayın, aslında biraz benim etkimle oldu. Benim bir öğrencim var. Hani şu yıllar önce gittiğimiz Türkiye yarışması var ya, işte o da oraya katılmak istiyor. Ama babası pek umursamıyor. Ben de Ramazan'a rica ettim işte birlikte götürebilir miyiz diye. İşte Asuman öyle deyince ben de dedim ki neden eski günlerdeki gücümüz cemaat gitmiyoruz dedim. Neden olmasın yani dedim bunu. Yani o sebeple sizi topladım. O zaman hazırlanın. Kırşehir'e gidiyoruz. Ya ne güzel çok iyi düşünmüşsün Ramazan aferin sana. Düşünmüş de
Keşke düşünmeden bize de haber vereymiş. Lan oğlum benim 50 tane işim var. Nasıl geleceğim ben? Ya siz tabii durumunuzu daha iyi bilirsiniz ama hep beraber gitsek de çok güzel olur ya. Hem Beyza'ya da destek olmuş oluruz. Hem bakarsanız Asuman da katılır. Bu sefer Asuman kazanır. Yok Cemre, ben katılmayı düşünmüyorum. Niye ki? Yenge, Asuman hoca oldu artık ya. Biraz da gençlerin önünü açalım diye düşünüyor yani, anladın mı? Ne diyorsunuz, gidiyoruz değil mi? Ya oğlum vallahi güzel düşünmüşsünüz de benim işim var, gelemem ya. Erkan'ın da sağa sola belli olmuyor zaten, kaybolup duruyor dükkandan. Cemile gelebilir. Cemile geliyorsa yesin. Vay. Çakal Erkan'a bak sen. Ne çakal ya? Bir şey mi biliyorsun? Yok. Yok canım, ne bileceğiz? Hani öyle işten aytırıyormuş ya, o anlamda söyledik. Ya ayrıca bir mızıkçılık yapmasana ya. Ne güzel plan yapmışlar işte. Hep beraber gidelim. Sen bakma Veysel'e. Biz geliyoruz. Tamam hadi geliyoruz. Geliyoruz da dönünce kolları sıvarsın. Bastacırayı sen yaparsın. Kaytarmak yok. Ayıp ettin Veysel'im. Sen iste. Ben o arabaları motorları sökeyim, tekrar yapayım. Ben de şimdi Musa hızlıyım bugün o gün. Hay yaşa yenge ya. Vallahi çok güzel oldu ha. Gidiyoruz değil mi? Sen de Selma öğretmenle beraber hep beraber gideriz amcol işte. Amcol iyi olurdu da ya, biz biraz yoğunuz ya. Selma'nın da sınav haftası herhalde, o gelemeyecek. Ya ben de hiç uzun yol çekesim yok yani. İşte. Şişt, ne oldu lan? Oğlum bir şey yok. Asaman dışına çıkacaksın işte kızla beraber, ne güzel ya. Hem evlilik meselesini falan da konuşuruz kız. Bana bak. Bana doğru söylüyor. Fırsattan istifade, konuyu aşağı konuşursun. Öyle değil mi duygusu? İnşallah. Şşş! Bana bakın, ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır kendi aranızda? Siz bir hatlar karıştırıyorsunuz ama... Ya ne hatı Asuman Allah aşkına ya? İcat micat meselesini konuşuyoruz. Mucit adamlarız biz sonuçta ya, Allah Allah. Erkek muhabbeti, rahat olun yani. Gidiyoruz, hadi. Ay kusura bakmayın ya. Dersim yeni bitti, daha önce gelebildim. Niye çağırdınız bakayım beni apar topar? Hazırlan öğretmen hanım, Kırşehir'e gidiyorsun. Kırşehir? He, gel otur anlatacağım. Niye? Gel otur aşkım, nasıl geçti dersin? İyi, yoğundu da. Söyle bakayım, niye Kırşehir'e gidiyoruz? Arabalar, bu nasıl oldu ya? Kalktık bir anda hepimiz Kırşehir'e gidiyoruz. Vallahi yenge, bize boşuna uçuş değil mi dememişler. Bir bakarsın buradayız, bir bakarsın Kırşehir'deyiz. Yemin ediyorum var ya, Edirne'de varsa her yere gideriz biz yani, öyle bir şey. Ya Selma, ne diyeceğim? Senin dersin falan yoktu değil mi? Heh, ben böyle biraz seni punduna getirmiş gibi oldum ama. Yok canım, ne olacak işte, hepimiz toplandık. Beyza'ya destek olmaya gidiyoruz. Hem merak etme, dersin falan da yoktu zaten. Heh, iyi bari. Aynen öyle ya. Vallahi ne güzel olduk böyle değil mi? İnşallah o yarışmayı da kazanıp geleceğiz değil mi Beyza? Ya inşallah hocam. Vallahi çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Ama inşallah mahcup etmeyeceğim sizi. Ya etmezsin. Sen rahat ol. Senin hoca Asuman Kaya bir kere ya. Rahat ol sen ya. Ay vallahi bu yolculuk hepimize çok iyi gelecek ha. Ya bir de en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? İlk defa beni unutmadınız. Vallahi sağ ol Veysel. Veysel? Anam Veysel nerede? Veysel'i unutmuşuz bu sefer. Ya yenge, yani ne Veysel'i unutması? Biz arabayı unutmuşuz komple, öyle kaptırıp gidiyoruz ya. Hadi bakayım, geliyor. Amcaoğlu. Amcaoğlu. Siz hepiniz komple. Beyza'cığım seni ayrı tutuyorum. Manyak mısınız? He? Buradan Kırşehir'e kadar yürüyerek mi gidecektir? Ben salak gibi sizi bekliyorum orada. Dalmışız. Dalmışız amcaoğlu. Dalmışın. Yani yürürken dalınmaz diye bir kural mı var? Var da ben mi bilmiyorum? Akla akla. Tamam hadi bin. Hadi bakalım benim. Hadi bakalım hadi. Ne var senin bu kadar sinirlisin geri? Bu kadar ama yürüyerek gidiyoruz ya. Ya tamam, dalmışız işte, muhabbet sohbet filan. Hadi bakalım hadi, bas amcuk, bas. Tamam mısınız? Bas. Kapatıyorum. Bindi öğretmen hanım, bindin değil mi? Rahatsın. İki arabaya sığamaz gel. Amcaoğlu çaktırma, ayarlamadım. Dün bakıma getirmişlerdi, sabah aldım çıktım. İyi yaptın. Hadi. Aslan yan diyorum, bir ses ver bakayım, ses ver.
biçilir mi? Soslar biçilir mi? Bana yerden geçti derler, seven yerden geçirir. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Ya Erkan, burada mısın, neredesin? Erkan, neredesin? Erkan! Neredesin ya? Hayırdır hanımefendi? Yerine mi baktınız? Erkan, korkuttun beni ya. Bu kadar yolu korkutmak için mi çağırdın beni? Hayır efendim, olur mu öyle şey? Ne korkutmak için çağıracağım? Ama intikam için çağırdım diyebiliriz. İntikam mı? Bak şimdi daha çok korkutuyorsun beni, haberin olsun. Allah Allah, sen de korkmaya yer arıyorsun ha. Bak bakalım şu kuleyi hatırlayacağım mı? Burası. Bir keresinde yarış yapmıştık seninle en hızlı kim çıkacak diye. Aynen öyle. Sen de hile yapıp yenmiştin beni. İntikam için hazır mısın Angara bebesi? Biz her zaman hazırız bozkır çocuğu. Göster bakalım gücünü. O ne ya? Arı mı var orada? Ne oldu ya? Ha? Arı mı var? Evet arı var sanki. Erkan dur ya, bak bir bak. Bak bir bak. Ya Erkan ya. Yok, yine kandırdın hadi, beni. Hadi hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Ya bekle. Of. Ve bozkır çocuğu intikamını alır. Ya düzen bassın ya. Kandırdın beni. E tamam ya, ağlayacaksan oynamayalım. Hadi gel senin güzel gönlün için bir daha yarışalım. Ya tamam ya, tamam. Sen kazandın, kabul ediyorum. Ama açık konuşayım, burayı unutmamana şaşırdım. Ben sana dair hiçbir şey unutmadım Filiz. Hatta böyle her şeyi yeni yeni hatırlıyorum. Böyle fotoğraf fotoğraf. Saniye saniye. Erkan. Hı? Erkan annem. Annen mi? Ya annen ne alaka şimdi Filiz'e ya? Annem geliyor, saklan. Filiz. Filiz. Buradayım anne. Ah. Kızım ne arıyorsun orada, delirdin mi sen? Heh, öyle şey, hava almaya çıktım ya. Tövbe tövbe. Hele de seni arıyorum kızım, ben acil bir işimiz var. Yani beni buraya doğru gördüm demese tövbe billah bulamam ha. Dur geliyorum yanına, bekle. Gelme. Hayırdır ne oldu? Sen zahmet etme, ben iniyorum şimdi. Tamam çabuk in. Çok önemli bir işimiz var. Haydi acele et haydi. Tamam tamam. Acele et. Tamam. Geliyorum geliyorum. Ay, ne kadar iyi düşündünüz de bizi böyle topladınız Adile Hanım. Öyle vallahi. Ben de ne zamandır elti elti oturup da şöyle bir çay kahve içmiyoruz diye hayıflanıp duruyordum. Hatta dur, çayı koyup da geleyim. Yok yok Halime abla. Yok kalkma otur. Çay kahveyi başka zaman içeriz. Şimdi ben bugün buraya başka bir şey için geldim. Ya anne hakikaten sen niye topladın bizi buraya? Söylemeyeceğim mi? Dur kızım, sabırsızlama, söyleyeceğim herhalde. Dur. Ya Adile Hanım, Allah aşkına sen beni niye çağırdın ya? Zaten benim iki ayağım bir pabuca sığmıyor. Allah'ım yarabbim, ikindiye kalmış yarım saat ya. Ya biliyor musun sen beni? Onun için çağırdım zaten. Hadi giy, buyur. Niye toplaştınız buraya? Gel, gel. Gel. Bismillah. Sen abi. Merhaba. Selamun aleyküm. Ne oldu ya? Niye toplaştınız buraya? Halime abla döndü. Bugün bizim sizin yardımınıza çok ihtiyacımız var. Hayırdır inşallah, yardım mı? Ne yardımıymış o? Hüseyin Bey bir ağaç işi aldı. Fakat ağaççı kadınlar son dakika işi bıraktılar. Ben de böyle düşündüm. Ya bak bugünlük idarete. Biz üçümüz ağda gidemez miyiz acaba diye düşündüm. Ano, kız benim nasıl aklıma gelmedi bu? Nasıl yani?
Ya biz at mı yakacağız? Yaparız ya. Neden yakamayalım at ya? Bize de bir değişiklik olur. Allah iyiliğine versin. Nereden aklına geldi? Tövbe billah yapamam ben. Aman Tanrım kız be. Ya ne demek yapamam ya? Ya yaparsınız. İkinizin anlarına da onlar kız. Ne demek yapamam, yaparsınız. Kız yenge ne olur ne olur. Vallahi ocağınıza düştüm ya. Ne olur. Ne olur ya. İlcilik hakkım için. Ya. İyi madem sen öyle diyorsan. Gelirik. geldim ya. Sen matın için geldik. Allah razı olsun tamam. Sizden. Vallahi çok büyük bir dertten kurtardınız. Çok sağ olun. Peki şey çalışmayacak. Nasıl ya? Çalışacak canım. Ya hadi gidelim, yarım saat kaldı ya. Hayır. Benim ev bulmam şart. Adam kibar tabii. Çıkın evimden diyemiyor. Tavır koyuyor. Ev bulmam şart da. Buralarda da kiralık ev yok ki. Ablacığım. Buyurun. Şey, bu civarda kiralık ev var mıdır acaba? Yok öğretmen hanım, nerede? Kiralık oda bile bulamazsınız bu mahallede. Gerçekten mi? Cami mahallesinin o yanlarına bakın siz. Belki orada vardır. Ha, anladım. Teşekkür ederim abla, sağ olun. Kolay gelsin size de. İyi günler. İyi günler. Başkanım şurada ileride hemen köşeye geçince sağ tarafta kalıyor. Mevsim hanım. Bu ne güzel tesadüf, bugün yine karşılaştık. Merhaba başkanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Size de merhaba Seyfettin Bey. Hah, bana mı dediniz? Şey, evet, size dedim ama müsait değilsiniz herhalde. Ya, vallahi öyle dediğiniz gibi. Yoğunluk var, meşgulüz biraz. Hmm. Anladım, tamam, ben şey yapmayayım, daha fazla vaktinizi almayayım o zaman. İyi günler. Size de. İyi günler Mevsim Hanım. Hadi gidelim başkanım. Bir saniye Seyfettin. Sen oğlum bu kıza niye böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum ki başkanım? Ya ne demek nasıl davranıyormuşum? Resmen görmezden geliyorsun, yok sayıyorsun. Yok yok, hiç durum bildiğiniz gibi değil. Benim kontrolüm altında her şey, siz merak etmeyin. Öyle mi kontrolüm altında diyorsun ama ben sana mı inanayım, gözlerime mi inanayım? Ya bu yaptığın şey yanlış, sana da vur diyoruz, yani öldürüyorsun. Yok başkanım, vallahi sandığınız gibi değil. Bütün bunlar 3G kuralı gereği. 3G kuralı mı? 3G kuralı ne oğlum? Boş verin başkanım, hiç ben kafanızı karıştırmayayım size. Bana bak, ben 3G kuralı, 4G kuralı falan anlamam. Burada 40 yıllık evli ve bir kız babası olarak sana söylüyorum ki bu yaptığın yanlış. Aklını başına topla. Kadınlar böyle kaba saba hareketlerden falan hoşlanmazlar Seyfettin. Ya neyse ya. Gerisi zaten senin bileceğin bir iş. Gelin gelin. Aferin lan Ramazan, iyi düşünürüm ola işini. Git kafam benim döndüydü. Eyvallah yenge. Evet değerli misafirlerimiz, Gaya Turizm'in sayın yolcuları, 15 dakikalık ihtiyaç molamız başlamıştır efendim. Mola süresinde değerli eşyalarınızı yanınıza almanızı, mola bitiminde de araçtaki yerlerinizi almanızı önemli rica ederiz. Evet, iyi günler, hayırlı olsun. Ay iyi bari yemek de varmış ya. Şöyle yarışmadan önce güzel bir karnımızı doyururuz değil mi Beyza? İnşallah çorba da vardır da şu sıcak sıcak içeriz, güzel olur. Yani inşallah vardır öğretmen hanım. Tabii geç kalmadıysak vardır. Sonuçta hani bir şeylere zamanı gelince yapmak önemli değil mi? Nasıl? Nasıl? Yani şimdi eğer geciktiysek başkaları bütün çorbaları bitirmiş olabilir. O manada diyorum. Yani daha önce de dediğim üzere Peygamber Efendimizin çok güzel hadisi var bu konuyla alakalı. Hayırlı işte acele edin diyor. Hayırlı işte acele etmek lazım. Sen yine ne anladın ya? Çorbayla hadisin ne alakası var oğlum? Ne bu? İnci'den evlilik mesajı veriyor elleme. Aynen. Acele et. Hadiste de belirttiği gibi Peygamber Efendimiz'i acele etmek lazım buyuruyor. Şimdi asla vakit kaybetmek gerekmez. Ne de özellikle diyor ki bir yol tutturduğun zaman, öyle değil mi? Bir yol tutturduğun zaman sonuna kadar canla başla diye şey yapıyor sonunda. Ya olayım, bırakın muhabbeti de hadi sipariş verelim hadi. Selami. Selami nerede? Aa, Selami de burada. Aa, amcaoğullarım, yengelerim,
Bu ne güzel bir sürpriz böyle ya. Yoksa gizli gizli yarışmada bana destek olmaya mı geldiniz he? Adeta vur, kır, parçala bu maçı kazan dercesine. Nasıl ya? Sen de mi katılacaksın Türkiye yarışmasına? Sesim iyicene açılsın diye şurada çiğ yumurta içiyordum. Size de getireyim hatta hepimizin sesi açılsın. He? Getireyim ben, bir sürü yumurta var. He? Geliyorum seninle. Yok gülüm sen hiç yorulma ya, ben tek başıma giderim. Olmaz Rıfat, bırakmam seni. Bak ya benimle gidersin ya hiç gitmezsin. Vallahi izin vermem. İyi tamam hadi. Nasıl iyi olayım ben Meriva Hanım? Anam oradan çıkana kadar iyi olamam ben. Zaten orada sana ne derlerse desinler ters çıkma olur mu? Adamların yasları var sonuçta. Biz anamı oradan çıkartmak için avukatın dediği yoldan gidelim olur mu? Şu halime bak be Meriva Hanım. Küçükken en büyük hayalim büyüyünce anamı çalıştırmamaktı. Ben büyüyünce onun eli sıcak sudan soğuk suya geçmeyeceklerdi. Şimdi ne oldu? Bak görüyorum kadına yaşattıklarım. Zaten anam çok güçlü bir kal. Sen sakın kendini suçlama olur mu? Sonuçta herkesin başına gelebilir bir kazadır, iftiradır. Ama bizim suçumuz yok, anamız hak. Ya biz bunu biliyoruz. O bize yapmaz mı? Hoş geldiniz Sefer Bey. Hoş gördüm. Zayda Aslan hesabına ben para göndereceğim. İşte misali oldu. İyi günler. Sen manyak mısın ya? Yıllar evvel sen kazanmadın bu yarışmayı. Sen niye bir daha hatırlıyorsun ki? Sana ne la bıyık amcaoğlum? Hatırlayacağım. Allah Allah. Zaten Kerim Hanım'dan uzak kaldığımdan beri özgüvenim yerlerde. Bak benim bu yarışmayı kazanıp acık özgüvenimi toparlamam lazım. Başlatma özgüveninden. Canını yedim. Selami, kurban olduğum. Oğlum bırak biraz da gençlerin önünü aç ya. Baksana kız orada meli biberime bakıyor. Bırak o kazansın yarışmayı. Tamam amca oğlum. Sesi güzelse kazanır zaten. Ya sen niye kendine bu kadar dert ediyorsun ki ya? Adeta dert çeke çeke küpü oldum dercesine. Selami, bak katılmayacaksın yarışmaya. O bıyıklarımı var ya, tek tek yollarımı katılmayacaksın. Hadi yol. Yolda göreyim la. Katılacağım, ödülü de alacağım. Kasabanın meydanını asacağım, görsen. Son sözüm bu yani, öyle mi? Kesinlikle.
gel. Niye arıyorsun lan? Ses getirme. Karar vereceksin şimdi. Sis, gel benimle. Gelmeyeceğim. Sis. Ah, sis değil basınlar. Gel, hayır, gel. Gel. Sen bir de zorlama. Vallahi yemekler de şahaneydi ha. Beyza'm, sen hiçbir şey yememişsin. İyi misin sen? İyiyim hocam. Heyecanlıyım biraz. Olur olur, normal. De Ramazan nereye kayboldu? Gitmemiz lazım. Boş ver, gelir o ya. Hadi biz geçelim de, geç kalmayalım. Hadi. Biz bunları nereye bırakalım? Ha, sen hiç elleme canım. Bak, orada ne güzel topluyorlar. Hı? Değil mi? Böyle beraber çalışıyorlar karı koca. Ha? Çok güzel değil mi? Allah Allah, nereden anladın hemen karı koca olduklarını, evli olduklarını? Canım bak, parmaklarında yüzük var ya. Yaka kartlarında da birbirlerinin soy ismi yazıyor. Ne güzel böyle karı koca beraber omuz omuza vermişler, çalışıyorlar. Hayatın yükünü taşıyorlar ya birlikte. Çok güzel değil mi? Tamam. Evet. Muhabbet kuşları. Lafınızı balla keseyim. Bade güle geçelim. Güzel muhabbetinize orada devam edersiniz. Sen de ince mesajlara orada devam edersiniz. Muhabbet. Muhabbet etmek lazım değil mi? Muhabbet ne kadar önemli halbuki. Muhabbet etmiyoruz ya. Ne demek istedi ince mesaj bu? Bir şey demek istemedi. Benim amcaoğullarımla aramızda makara var. Öyle bir espri var yani. Bir şey demek istemedi. Sen hadi gidelim. Hadi geçelim. Gidelim gidelim. Neydi? Acele etmemiz gerekiyordu. Hadi. Hadi tamam. Geçeyim bak. Allah'ım ya. Hadi geçeyim bak. Hadi. Ha, hadi oğlum. Nerede kaldın ya? Geldim geldim amcaoğlu. Hadi gidelim. Selami nerede lan? Selami hallettim ben o. Tamam, bitti Selami. Yok. Ya bitti. Hallettim yani. Nasıl hallettin? Hallettim işte Asuman. Konuştum. Güzelce anlattım durumu. Gençlerin dedim önünü açmak lazım dedim. Sen haklısın bıyık dedi. Doğru diyorsun dedi. Ben daha zaten daha önce katılmıştım yarışmaya falan dedi. Allah razı olsun dedim ha. E süper barber bu. Beyza gördün mü bak, en büyük rakibin bırakmış. Çok şükür. Abi. He? Kolibanını unutmuşsun. Allah kahretsin. Sağ ol. İyi görüşürüz. Kendine iyi bak. Ne bakmamız ya? Allah Allah, hiç mi lazım olur diye kulübanda alan adam görmediniz? Aa ya. Lazım olabilir ya. Amcur ne bakıyorsunuz? Sonuçta yarışmaya gidiyoruz yani. Bağlama, çatlar, matlar, bantlarız. Allah Allah. Hala bakıyorsunuz. Neyse, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Evet tabii. Hadi ki. Hadi gidelim hadi. Değerli yolcularımız, Kaya Turizm olarak mola süremiz bitmiş olup değerli yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Geldim. Hadi bin. Devam et kaptan. Yerlerimizdeyiz. Hazır herkes tamam. 3 numara, 5 numara, 10 numara, 6 numara geldi. Herkes burada. Hadi. Hadi gelin gelin gelin. Yenge. Gelin gelin. Ya Rabbi. Şurası senin yerin, şuraya gelin. Hah. Geç otur böyle. Başınız sağ olsun. Geçin Adile Hanım. Haydi. Buyurun. Merhaba. Buyurun size. Başınız sağ olsun. Hı. Haydi. Evet. Oo Hüseyin. Ama kalabalıkmış ya. Ben yaparık dedim ama. Şimdiden gözüm korktu vallahi. Al benden de o kadar Halim abi. Ya nasıl biz yapabilecek miyiz acaba? Ağıt yakabilecek miyiz? Ya yakarız tabii, ne olacak ya, Allah Allah. Ağıt yakmak dediğin nedir ki? Nedir ki? Tabii aynen öyle ya. Vallahi diyorum. Zaten ben sizin başınızda maestro olarak sizi yönlendireceğim yani. Sorun yok. Siz konsantre olun. Önemli olan hani bu çizilere göz açın. Böyle bir şey. Böyle me. Çek bakayım. Me. İyi diye kız. Me. Anlayacak mı sen ya? Kız. Kardeş durma sen de. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah ya Rabbim. Bu yaştan sonra bir ağaççılığımız eksikti yani. Bir şey güzel olacak ya. Siz merak etmeyin. Bak Adile Hanım çok güzelmiş. Siz bir mi yapın bakın. Gitti. Gitti. Bak, maşallah nasıl güzel çıkıyor değil mi? Mi. Neyse neyse. Adile Hanım. Ha? Şey nerede, filiz kızım nerede, buralarda mı? Burada helva dağıtıyor ya. Tamam da, tamam. Helva dağıtıyorsa iyi. Sorun yok demektir. Güzel. Yenge. Ya. Gülme, gülme, gülme. Ağlıyorum ya. Gülme kız. Cenaze, cenaze. Ya kız, kız. Ay bakıyorlar. Yapma ya. Yenge sen de mi unutma ya. Mi. Mi.
Çık kız biraz. Maşallah. Bak gördün mü çok. Evet. Çık hadi çalışacağım. Çık. Hadi hepsi çıkın bakalım. Gittiğini duydum. Bana peşinden gelin dedim. Fena mı etmişim? Ne oldu? Beni görünce sevmedin mi yoksa? Ya sevindim. Sevinmez olur muyum da annemler burada ya görürlerse? Görsünler canım ne olacak? Yani Alkış'ı benim amcam değil mi? Ben de öz ve öz yeğeni olarak yardıma gelmişimdir bu kadar. Tamam ya ne yapacaksın? Alıp mı yatacaksın burada? Yakarım. Senin için hatta yakarım. Hatta yakıyorum bak dinle. Gittim, gittim, gül gibi dedim. İnandım yakarsın. Ben senin için alıp da yakarım. Ama bütün bu kasabayı da yakarım. Kızamazsın kafam. Ya kızım ya. Hüseyin amca geliyor Erkan. Erkan ne işin var oğlum senin burada? Hüseyin amca şey... Ya benim çok yakın arkadaşımın amcasıymış rahmetli de. Ben öyle bir taziyeye geleyim dedim. Amcası mıymış? Ha. Allah Allah. Rahmetli kadın. Amca mı dedim? Amca dedin evet. Hı. Ya amca ben üzüntümden ne dediğimi biliyorum Allah aşkına ya. Ya halası işte halası. Benim bir yakın arkadaşımın halasıymış rahmetli. Tabii canım sonuçta ne demişler? Halama bıyık çizsem amcam olur gibisine. Demişler mi öyle halama bıyık çizsem amcam? Hı. Ulan siz ne saçmalıyorsunuz ya? Kafanıza güneş geçti desem güneş de yok ki. Allah Allah. Ne saçmalıyorsunuz acaba? Şişt, bana bak neyse. Madem gelmişsin şu tertibine yardım et de helva dağıtın. Ayıp ediyorsun amca helva dağıtmak bizim işimiz. Tertip sen bana bir helva da yardımcı ol. Onları bir dağıtalım. Tabii tertip tabii. Hadi sağ ol. Sağ ol işte. Tertip. Evet helva geliyor. Tabii tabii tertip. Başım sağ ol. Nasıl? Nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam Sefer abi. Sefer getirelim mi bir bardak çay? Sağ ol Sami abi sağ ol. Anne Rıfat nerede? Bir işim var dedi gitti emaneten bakıyorum ben de. Sağ ol Allah razı olsun. Selamünaleyküm Allah. Aleykümselam Sami Bey. Aa Sefer erkencisin sen. Ha bugün bir köylü oldum Musa'm gel. Bak bakayım abi. Senin suratın ne olur ha? Olmuş. Ha. Geçer Musa'm bir şey yok öyle önemli bir şey değil. Eğer dayağı yemediysen o şişliğin tek sebebi dişin. İstersen bayım. Sağ ol Musa abi zahmet etme. Öyle bir sızladı ama geçer önemli bir şey yok. Korkuyorsun değil mi? Herkes gibi kafanda beni emekliye ayırdın. İşe yaramaz ihtiyarın teki olup çıktık değil mi? Öyle lokma olur Musa abi ya. Yok vallahi ben sen zahmet etme diye dedim. Sefer oğlum ne üzüldüm ne kırıldım. Benim hakikatim de bu. Vallahi ben onu demedim Musa abi. Yani dişçiye de gerek yok dedin. O geçer zamanla geceleri bir de çok sıkıyorum ya ben dişlerimi uyurken. Herhalde ondandır ha. Sen daha iyi bilirsin. Bak. Ben aynı soruyu sana iki dakika sonra yine sorabilirim. Hani? Benim derdim başka Musa abi. Benim derdim kendimle. Öyle kalpsizsin yani tatilsiz falan hikaye kalıyor yani. Sen şimdi niye öyle söyledin Sefer? Musa baba ben çok yalnızım. Çok yalnız kaldım. Suratımın haline bak. Sen fark etmesen kimse fark etmeyecek. Zaydan olsa böyle mi olurdu? Ben de önce o müdahale edermişim. Var ne ya?
Çok özledim ben Musa baba. Ah be Seferim. Senin de sınavın buymuş. Ne öğreteceğim? Hem Allah gecinden versin. Bak hepsi hayatta. Çok şükür. İlla ki dönecekler. İnşallah. İnşallah tez vakit için. Ben bir kahvedekilerle konuşayım, sen beni burada bekle, tamam mı? Tamam Rıfat, ama ne olur dikkat et, olur mu? Tamam gülüm, tamam. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Beyciğim bir bakar mısın? Buyurun. Öncelikle başınız sağ olsun. Burada bir zehirlenme vakası yaşanmış. Ben o aileleri nerede bulabilirim yani zehirlenmeden etkilenen aileleri? Sen o yemekçinin oğlu değil misin? Düğünde beraber değil miydiniz? Evet tamam ben oyum Rıfat ben. Ben o ailelerle görüşmek istiyorum da. Senin ne işin var burada namus herif? Ananın köyümüze yaptığı yetmedi mi? Tamam dayıcığım bir sakin bir dinle önce. Yani ben buraya oturup sakince konuşmaya geldim. Bakın biliyorum acınız tarifsiz, yasınız da var. Bakın gerçekten anamın bir suçu yok. Ne demek yok? Bu köyde kaç cenaze çıktı biliyor musun? Az kalsın eşim zehirlenmeden ölüyordu. Yeni sırtın yamağından. Tamam, tamam kardeş, tamam sakin. Bakın gerçekten şu adresleri verirseniz ben bir taziyeye gitmek istiyorum, tamam? Ben kimin köyüne geliyorsun? Anamın toprağı daha kurumadı. Vur bu şerife! Anasının yaptıkları yetmedi. Bir de bu çıktı başımıza. Vur bu şerife! Vur lan! Hadi yürü, gel yürü, sen yürü. Bana tut elimden. Gel, gel canım. Ya merak etme kıymetine bir şey olmaz. Haydi. Haydi. Arkadaş. Beni beklemeyin ama. Beni bekle. Ben beklenmeyeyim ama değil mi? Alo. Ha burada gel. Gel. Kolay gelsin. Beyza Kaya. Neyse. Ay şey kız senin soyadın neydi ya? Şirin. Beyza Şirin. Yani Anadolu Sesi Türkiye yarışmasının bu seneki birincisi. İyi de beyefendi. Ne iyi de beyefendi ya? Yine mi yazmayacaksınız arkadaşım? O kadar yoldan geldik ya. Daha bir saat var yarışmanın başlamasına. Yazsana kızı. Aynen vallahi tam zamanda geldik. Yok zaten öyle söylemeyecektim. Hanımefendinin kimliği lazım. Ya böyle desen Allah aşkına biz de kalpten gidiyorduk burada birader. Gözünü seveyim. Ver kız kimliği ver. Oh yetiştik sonunda. Değil mi? İşte bak beklemedik. Zamanında harekete geçtik yetiştik. Yani korkmadık, yılmadık. Sonunda da mutluluğa eriştik. Öyle değil mi Selma? Yani adeta Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin de dediği gibi hayra niyet edince acele et ki nefsiniz sizi niyetinizden caydırmasın. Ya. Bak Allah'ın adını veriyorum sana. Rica ediyorum, çok rica ediyorum. Şu bak üstü kapalı imalarından bana gına geldi. Şu kızla konuşursa ben konuşacağım bak. Ne konuşacaksın sen benimle? Bir şey konuşmayın.
Ne olur ne zamana gelince konuşacağım zaten. Sen şimdi niye karıştırıyorsun? Allah Allah. Ne konuşacağım zamana gelince? Allah Allah. Konuşacağım ben sonra konuşacağım. Biz bir yukarı çıkalım bakalım, yerimize bakalım. Biz zaten yetiştik geldik, bir yukarı çıkalım bakalım. Hadi gelin. Lütfen gidin. Çık. Çıkın bakın, bir yerinize bakalım. Sağ ol, görüşürüz. Hadi sen bir şeyler karıştırıyorsun. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne konuştuk? Önemli bir şey mi? Yok, bizlik bir şey yok. Bizi Allah'tan bizlik bir şey yok. Biz çoktan geçtik oraları. Gel, gel gidelim. Gel. Gel, gel. Evet Cindy, hazır mısınız? Yemin ederim bak gurur duymak istiyorum. Ne olur Adile Hanım, sizi biliyorum zaten. Tabii. Evet, hazırız. Güzel bir şey çıkarım. Tamam mı? 2, 3, 1. Getti, getti, getti. Yol gibi nereye getti? Getti, getti. Yol gibi nereye? Kes. Bu nasıl ya? Bitti, koru, koru. Hep beraber söylemeniz lazım. Biraz kafamızı verelim. Hadi. Evet. Son iki, üç, pardon. Getti, getti. Gül gibi neler getti. Getti, getti. Gül gibi neler getti. Olmaz böyle, olmaz. Olmaz böyle. Millet bize bakıyor ya. Şöyle biraz isteyin. Sağa geleceksiniz. Sonra sola gideceksiniz. Bunda ne var ya? Tamam. Öyle evet. Böyle. Bak. Son iki, üç, hadi. Sağa. Getti, getti. Gül gibi neler getti. Getti, getti. Gül gibi neler getti. Getti, getti. Gül gibi neler getti. Getti, getti. Çok çıkma, çok çıkma. Gül gibi neler getti. Gerçi oralarında getti. Gül gibi neler getti. Getti. Gül gibi neler getti, getti, 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 getti. Gül gibi neler getti, getti. Getti, getti. Gül gibi neler getti, getti, getti. Elleri kırasın inşallah. Ya sana bunu nasıl yaptılar, ben hiç anlayamıyorum. Ay ay, acıyor mu? Yok, yok gülüm yok. Birazcık kafam zonkluyor. Ya beni öyle bir dövdüler ki hiçbir şey hissetmiyorum. Canım bak, kafana darbe neyim, bir şeyler aldım. Hastaneye gidelim. Röntgen falan çeksinler. Vallahi benim böyle içim hiç rahat değil. Ben beyim ben. Bak sadece şu... Anları temizleyelim yeter. Ben biraz da nefes almakta zorlanıyorum ama iyiyim. Bize bu suçsuz halimizle bunu yaptılar ya. Allah da onları bildiği gibi yapsın. Sen bir şikayetçi falan olalım Rıfat. Bunların yaptıkları yanlarına kar kalmasın. Ya o adamlar gelmeseydi biz ne halde olurduk, gözünü seveyim. Şu an biz ne konuşuyor olurduk Rıfat'ım ya? İyiyim diyorum gülüm. Tamam mı? Bak yapacağız. Sırayla hepsini yapacağız. Sen merak etme. Tamam canım. Önce benim şu raportayı düzeltmemiz lazım ama. Tamamdır Asuman, her şey hazır. Bundan sonra Beyza çıkacak. Sevindim. Teşekkür ederim her şey için. Sen iyi misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, iyiyim ben. İyiyim, çok iyiyim. Hem Beyza bizi çok güzel temsil edecek. Ben inanıyorum buna. Asuman, Ramazan. Bir sıkıntımız var. Sıkıntı mı? Ne sıkıntısı? Beyza, ablacığım bak bu böyle olmaz ama. Hadi aç kapıyı, sıran gelecek bak şimdi. Selma ne oluyor? Ya Beyza panikledi galiba, sahneye çıkmayacağım diyor. Kaba ikiliklenmiş, hiçbir şey yapamıyor. Şuna bir konuş istersen. Beyza. Canım bir açar mısın kapıyı, konuşalım? Beyzacığım hadi ama.
Ne olur hocam ısrar etmeyin. Açamayacağım. Sizi de yordum buraya kadar. Rezil ettim zaten. Affedin beni ne olur. Ya olur mu öyle şey? Ya bir çık lütfen konuşalım hadi. Beyza, hani annen için çıkacaktın sahneye? Hani annen duyacaktı senin sesini? Bak bu kadar gelmişken vazgeçemezsin. Açamam hocam. Hiç iyi değilim şu an. Hiç iyi değilim lütfen kusura bakmayın. Sıradaki yarışmacı Beyza Şirin. Bak çağırıyorlar gördün mü? Ne yapacağız biz şimdi? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Ramazan nereye? Gidelim bari. Gitti, gitti. Gül gibi nenem gitti. Gitti, gitti. Gül gibi nenem gitti. Burada biraz yükselelim, çize çıkalım. Gitti, gitti. Gitti, gitti. Biraz daha çize, çize çıkalım. Gül gibi nenem gitti. Çıkın, çıkın, çıkın. Gitti, gitti. Gül gibi nenem gitti. Çık, çık. Biraz daha çık. Çık! Amca ne yapıyorsun ya? Biraz fazla çıkmadan mı sence de? Çık karışma lan robot. Benim işime karışma. Yürü. Evet çıkıyoruz. Güzelim gitti. Yarın onları gitti. Anne. Açılım açılım. Adile Hanım. Adile Hanım Allah'ım size çıkara çıkara karımı mı yıktım ya? Ya amca bu kadar çıkarsan olacağı bu işte. Son konuşma bana cevap verme. Git ambulans çağır. Koş. Kolon yemeğinde. Koş hadi, tamam. Hadi koş, koş kızım koş. Allah'ım Allah'ım. Koşmayın. Allah'ım ben ne yaptım ben ne yaptım? Adile Hanım. Meltem. Ah, Adile Hanım gitme. Kadın yeni evlendi ya. Yok yok. Allah'ın seninle bir şey yok. Adile Hanım. Adile Hanım. Başına hırs var. Adile Hanım Allah'ım ben ne yaptım? Karım. Karım gitti. Hey. Beyza Şirin. Lütfen sahneye buyurun. Sizi bekliyoruz. Beyza. Pardon, pardon. Özür dilerim. Bir ufak bir açıklama yapabilir miyim acaba? Buyurun. Teşekkür ederim. Kusura kalmayın. Öncelikle değerli jüri üyelerimiz, herkese merhabalar. Gördüğünüz üzere Beyza Şirin ben değilim. Peki diyeceksiniz o zaman bu adam sahneye niye çıktı? Böyle bir soru gelebilir. O zaman şöyle açıklayayım ben de size. Biz ta uzaklardan geldik. Gedeli'den geldik buraya. Maalesef Beyza kardeşim ufak bir rahatsızlık geçirdi de ondan sahneye çıkamayacak. Onun yerine eğer tabii siz de kabul ederseniz değerli jüri üyelerimiz ve değerli seyircilerimiz. Onun yerine ben başka birini sahneye davet etmek istiyorum. Yarışmaya dahil etmenizi istemiyorum. Sadece sesini duyun diye. Hem verdiğimiz sözü tutmuş olup hem de Gedeli'nin hoş esintisini sizlerin karşısında sunmuş oluruz diye. Ramazan. Tabii, buyurun. Sağ olun. Evet, karşınızda Gedelli'nin gururu, Bozkır'ın hüzünlü sesi. İki dünya saadetim, kıymetli eşim Asuman Kaya'yı sahneye davet ediyorum. Asuman hadi. Hadi hadi, Asuman hadi. Herkes seni bekliyor. Evvel sana bir şey demiştim hatırlıyor musun? Hani dedim ya Asuman gökyüzü demek ya. İşte o gökyüzünün sonsuzluğunda bir kez daha bırak kendini. Tamam korkma. Ben yanındayım. Vallahi. Her ne olursa olsun ben senin yanında olacağım.
Kızmadınız değil mi? Ben çok özür dilerim. Ya olur mu öyle şey? Ben sana niye kızayım canım benim? Hem sonunda geldin ya, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Benim rezil olmama müsaade etmediniz. Bir de sahneye çıktınız benim için. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya Ecik daha bekleseydik aslında. En azından birinci kim onu öğrenirdik. Boş ver yenge ya. Bizim gönlümüzün birincisi belli zaten. Hadi gidelim o zaman. Hadi.
Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de sıra geldi yarışmamızın birincisini açıklamaya. Ya dur dur bak dinle. Jürimizin ortak kararıyla yarışmamızın birincisi, yarışmaya son anda katılıp sesiyle hepimizi büyüleyen Asuman Kaya ve Beyza Şirin. Nasıl ya? Biz yarışmaya kayıt yaptırmadık ki. Bizi değerlendirmeye almayacaklardı. Neyse ya, tamam Asuman, yürüyün gidelim hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Beyza gel. Asuman Hanım, bizi o kadar etkilediniz ki size es geçmek haksızlık olacaktı. Hem bakın tüm salon bizimle aynı fikirde. Hadi Asuman, seni sahneye çağırıyorum. Hadi. İşte yarışmamızın birincisi Asuman Kaya ve Beyza Şirin. Seyfettin Bey. Alo. Ne yapıyorsun ya? Ne haber? İyi misin? İyiyim. Ben takılıyorum burada. İşte ne olsun? Seyfettin Bey, bir dakikanız varsa bir şey konuşabilir miyiz? Hanım diyorsunuz. Fark etmedim de sizi telefondayım şu an. Bir dakikanız varsa bir şey söyleyecektim de ben. Alo. Evet evet, sen de haklısın tabii orada. Doğru, öyle. Şu an hiç müsait değilim de müsaade ederseniz telefonla görüşeceğim. Yarın yapalım, olur mu, halledelim. İyi geceler. Ne diyordun sen şimdi? Seyfettin Bey, siz bana neden bu kadar kötü davranıyorsunuz? Nefsim Hanım, siz ağlıyorsunuz ama ne olur ağlamasanız. Lütfen ağlamayın. Bakın ben de ağlayacağım şimdi, ne olur. Ben size ne yaptım ki? Ne yaptım ben size? Hiç. Merak etmeyin, ben evinizden çıkacağım. Zaten kendime kalacak başka bir yer buldum. Lütfen ama öyle yapmasanız var ya, hiç olmaması lazımdı. Ne olur, ben eniştesinin yapacağın işe ben ama ya. Ne olur yapmayın öyle. Nesim Hanım. Bir daha da karşınıza çıkmayacağım. Ne olur Nesim Hanım, gitmesiniz ben. Nesim Hanım. Seyfettin Bey. Seyfettin Bey. Seyfettin Bey. Seyfettin Bey. Seyfettin Bey, kalk. Uyan. Ya uyanmayın lütfen. Ya Seyfettin Bey ya. İyi misin Filiz? Nasıl iyi olayım Erkan? Annem o haldeyken nasıl iyi olayım? Ya ciddi bir şeyse? Yok yok yok. Yok öyle ciddi bir şey yoktur. Ben ya yorgun düşmüştür, ya tansiyonu düşmüştür. Hem kaç saat ağıt yaktılar, kolay mı? Ya nesi var, kim bilir ya? Ya ona bir şey olursa ne yaparım ben? Benim ondan başka kimsem yok ki. Ben varım Filiz. Ben varım. Hep senin yanındayım ben. Ama sen böyle kendini koyuverme lütfen. Bak Adile teyze güçlü kadındır. Hepimizi cebinden çıkarır. İyi olacak o, merak etme. Bizi de çağırdılar buraya ama elimiz kolumuz bağlı. Yani inşallah ciddi bir şey yoktur kadıncağız. İnşallah yoktur hayatım. Sonuçlar çıkınca göreceğiz. Ya bir şey varsa elimizden geleni yaparız. Sen üzme kendi canını, tamam mı? Kenan, Erkan'la Filiz değil mi onlar? Ne
Vay vay vay. E bunlar küs değil miydi ya? Barışmışlar mı? Kim bilir? Belki de hiç küsmemişlerdi. Ey Hüseyin Bey. Fatih Hanım iyisiniz değil mi ya? İyisiniz Allah aşkına söyleyin, bir şeyiniz yok değil mi? Gözüm kararıverdi, o kadar iyiyim ben Hüseyin Bey. Merak etmeyin siz. İnşallah. Ah. Allah'ım yarabbi ya. Doktor Bey ne olmuş? Tansiyonum çıkmış. Ha? Şekerim düşmüş. Ya aslında çok tize çıktı. Ben biliyordum zaten böyle olacağını. Ben biliyordum böyle olacağını ya. Beyefendi sakin olun biraz. İşinizin hiçbir şeyi yok çok şükür. Duydum bak Hüseyin Bey. Çok şükür hiçbir şeyim yokmuş. Çok şükür. Yalnız bundan sonra bir süre eşinize ağır işler yaptırmamanız gerekir. O niyeymiş doktor bey? 4 haftalık hamilesiniz de ondan. Hamile miyim? Hamile miyim? Ay hamile mi? Şey Hamdi, müsait miydin? Gel gel, müsaitim Reyhan, buyur. Şey, ben şey diyecektim. Bu gece burası soğuk olur. Soba neyin yok. Bu gecelik benim odada kal istersen diyecektim. Yok Reyhan, benim oda gayet sıcak. Hem bak ben yün battaniye kullanıyorum, çok memnunum vallahi. Sen oda soğuk oluyorsa değiştirelim istersin. Ha yok, ondan demiyorum. Şey diyorum. Şey, evde değil sıcak olur diyorum. Yani soğukta kalmana gönlüm razı olmaz ondan. Ben odama gidiyorum. Taner, iyi misin sen? Biraz canın sıkkın gibi. Ha, yok canım ya. Bir sıkıntı yok, bir şey yok ya. Gayet güzel bir yolculuktu. Ya, çok güzeldi her şey. Ama artık ayrılık vakti geldi. Yani ayrılık dediğin sen oradasın, ben buradayım. Bir sokak var aramızda sadece. Yani evet, bir sokak var aramızda ama... işte o sokağı bir de bana sor. Ya, bu sokak var ya... bana gurbet gibi geliyor. Gerçi haklısın, bazen bana da öyle hissettiriyor. Yani şuradan şurası gibi ama... sanki ovalar dağlar ötesi bir yermiş gibi. Ben gideyim artık o zaman. İyi geceler, sen konuşuruz. İyi geceler. Sanki bana söylemek istediğin bir şey var. Söylesen belki tamam diyeceğim. Söylesene lan işte. He? Ne diyecek sanki? Kovacağım seni. O da seni seviyor işte. Ona da uzak geliyor. Taner ben... Selma ben. Ben artık aramızda bu sokak olsun istemiyorum. Ya Selma ben okul gezilerine, eşli toplantılara... okul yemeklerine yalnız gitmeni istemiyorum. Senin olmadığın yerde seni özlemek, düşünmek... eve geldiğimde içeride senin olmadığını bilmek. Ben artık seninle uyumak istiyorum. Uyuduğum zaman saçların yüzüme değsin, rahatsız etsin istiyorum. Ya böyle boynumu ağrıdığında masaj yapan merhem süren sen ol istiyorum. Kıyafetlerimiz yıkandığında çoraplarımız birbirine karışsın istiyorum. Yastığımda senin kokun. Odamda senin kokun. Ben komple sen kokmak istiyorum Selma. Ya ben baştan aşağı sen olmak istiyorum ya. Ben de sen olmak istiyorum. E ne bekliyoruz o zaman? Ha? Hayır yani yazı niye bekliyorsun? Ya ama kışın ortasındayız. Ya iyi de yani kutuplarda yaşasaydık. Mesela Sibirya'da. Hiç mi evlenmeyecektik?
Ben Allah'ın böyle yazın gelmediği memleketinde yaşıyor olsaydık hiç mi evlenmeyecektik? Tamam, o zaman yazı beklemeyelim. Tamam, yapalım bu düğünü o zaman ha? Yapalım. O zaman davullar zurnalar çalsın, düğünümüzü yapalım. Çalsın bakalım, yapalım. Teşekkür ederim. Ya sen yeter ki gül. Yüzün hep gülsün senin. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın Asuma. Sen biliyorsun bu hayatta benim en büyük iyi kimsin. Kim ki bu saatte? Efendim? Alo. Alo. Asuman Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim, buyurun. Numaranızı yarışma heyetinden aldım. Ben Beyza'nın annesiyim. En güzel niyetler, en saf duygular demişti büyük annem. Hiç açılmayacak kapıları açar. İnsanın boğazında kalan ne kadar yutkunamadığı yumrusu varsa yutkunur insan. Kim neyin hasretini çekiyorsa bir bir nasip olurmuş insana. Yarım kalmışlığı, olamamışlığı, eksikliği tamamlanıverir insana. Kavuşuverir insan. Kimin ne hüznü varsa gider. Kim neyi tamamlamak istiyorsa bu hayatta, o tamamlanıverir.
böyle tamamlandı. Küçücük kalbiyle, küçücük dünyasıyla hayal ettiği, umduğu şey, küçücük bir mücadeleyle onu annesini getirdi. Bize de içimizde kalan ne varsa yaşattı. İnsan, içinde kalanlarla insan. İnsan, tamamlayabildikleriyle insan. İnsan, muradıyla insan. Vesselam.